Evet, ikinci video ile birlikte API'mizi, API'mizi oluşturuyoruz. Backend kısmımızı oluşturacağız. Buraya geleceğiz. Şimdi bunu buradan Öncelikle bir tane klasör oluşturacağız arkadaşlar. Bu front end klasörü olacak. Şimdi hepsini seçeceğim şu hariç keseceğim Ctrl X ile içerisine girip bunu bunu yapıştıracağım. Çıkacağız frontend artık bu tarafta. Sonra yeni bir tane klasör açacağım. Bu da backend diyeceğiz buraya. İçerisine gireceğim. Artık bu videoda, ikinci videoda ne yapacağız? App'imizi oluşturacağız. Frontend kısmıyla bir işimiz yok. Bundan sonraki çekeceğim videoda ise hem frontend hem backend nasıl birleştirilir ve canlıya nasıl alınır bununla ilgili bir video olacak. Eğer videoyu beğenmediyseniz beğenin, kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi ilk başta bir tane package.json dosyamızı oluşturmamız gerekiyor. Nasıl yapacağız bunu? npm npm değildi tabii ki de. Hmm, evet, npm init -y ile şuradan package.json'ımızı oluşturduk. backend diye versiyonumuzu falan filan bize kendisi yazdı. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Buraya bir tane server.js adında bir dosya oluşturacağız. İçerisine log diyeceğiz. Hello world diyeceğiz. Bakacağız çalışıyor mu? Not yazıp server .gs dersek hello world'umuz çalışıyor. Tamam. Bu dosyanın içerisindeyiz. Bu klasörün içerisindeyiz. Güzel. Ne yapacağım ben? Bir değişiklik yaptım mesela. İşte buralara bir şeyler yazdım. Not server nokta yazacağım bunu tekrar tekrar başlatmam gerekiyor. Değişikliği yazdım. Mesela ben buraya yazdım veya geldim, emin yazdım. Kaydettim ama burada çıkmıyor. Ne yapmam onun için bir nodemon yüklemem gerekiyor. npm install ister dependency olarak, dev dependency olarak diyebilirsiniz. Geliştirme ortamında isterseniz normal olarak yükleyebilirsiniz. Size kalmış. Ben burada direkt yükleyeceğim nodemon diyeceğim. Evet şu anda da NodeMon'u indirdi. Modül dosyalarım geldi. Şimdi şu script içerisindeki testi siliyorum tamamen. npm startta ne olsun? Tabii ki de NodeMon server.js çalıştır. Kaydet. İçerisine gel. CLS e npm start dediğim zaman artık Evet bakın Emin yazdı. Şimdi ben burada bir şeyler değiştirip kaydettiğimde bakın tekrardan geldi benim için. Zaten bunu biliyorsunuzdur. Backend kısmıyla uğraşan arkadaşlar. Peki bizim burada ne lazım bize? Bize lazım olanlar Express lazım. Express'e biz e, API'mizi oluşturacağız. Bizim için hazır paketler HTTP modülünü kullanıyor. Bizim için ve birçok şeyi de kolaylık sağlıyor. O yüzden geleceğiz. npm Express diyeceğiz. Başka hangi paket yükleyeceğiz mongos yükleyeceğiz çünkü mongo db kullanacağız veri tabanı olarak .env dosyalarımızı için .env kullanacağız şöyle arkadaşlar yakınlaştırayım bakın yazın. Hatta şöyle burayı kapatayım. Express mongos .env şurayı yanlış yazmışız. Şurayı Nv diyeceğiz. Başka ne yükleyeceğiz? Şu anlık bunları yükleyelim. Sonrasına sonra bakacağız. Evet. Şimdi bunları yükledik, CLS dedik, geldik. Tabi biz npm startla bir başlatalım. Şu an bir şey yok server'ımda diyeceğim ki cons. Express eşittir. Require deyip. Express diyeceğiz tamam mı? Sonra altına inip cons app diyeceğiz. Express içerisindekileri app ile kullanabileceğim artık. Yani gelip app nokta dediğim zaman bana hepsini verecek. Express içerisinde ne varsa. Güzel. Bir de bana MongoDB veri tabanı lazım. Onu da Mongos şeklinde require ile çağıracağım. Mongos. Evet. Şu an burada da bir hata yok. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Diyeceğim ki ben dinlemesini isteyeceğim serverla. Server'ı kaçta dinlesin? 5000'de dinlesin. Tamam o yüzden gelelim şuraya. Bir tane cons port açalım. O da eşittir 5000. Gelelim buradaki port yazacak buraya. Bu portu burada çalıştıralım. Port diyelim. Sonrasında burada da ayrıyetten yazdığımız zaman Burada da ne diyeceğiz mesela log diyeceğiz. Şurada bir şeyi yanlış yaptık sanırsam burada bir tane parantez açacaktık. Evet. Diyeceğiz ki Server is running on port Artık portumuz kaçsa Hatta bunu şöyle yazabiliriz Port Evet Şurada bir boşluk bırakalım Evet Kaç şimdi portta yazıyorsak Çalışıyorsak oradaki portu bizim için çalıştığını söyledi. Güzel. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Benim bir veri tabanım olması gerekiyor. Veri tabanıma bağlanıp içerisindeki bilgilerle çalışmam gerekiyor. Bunu neyle yapacağım? Bunu MongoDB veri tabanıyla yapacağım arkadaşlar. Öncelikle MongoDB veri tabanına bağlanıp içerisinde bazı ne oluşturacağız? kendimiz için işte user'dır, post'tur, işte login'dir. Bunlarla ilgili önce rutalarımızı oluşturacağız. Sonra oraya istek attığımızda ne olacak? Bizim için veri tabanında kaydedilecek ve bunu biz her yenilediğimizde gitmeyecek çünkü orada kaydolmuş olacak. Onun için geleceğim şöyle bir MongoDB'ye gireceğiz tamam mı? Bank sayfa neydi? Hı, zaten buraya girmişiz bakalım şöyle MongoDB diyelim. Şimdi MongoDB'ye girdik. Buradan aslında try free de diyebiliriz. Buna gerek yok. Direkt sign in deyin. Sonra buradan Google'ı seçin. Buradan mailinizi seçin veya GitHub'la da giriş yapabilirsiniz. Evet, şuradan beraber şartları kabul ettiğimizi söyleyeceğiz ve MongoDB'ye kaydolacağız. Welcome dedi. MongoDB Atlas. Okay. Şimdi bizim MongoDB Atlas kullanacağız. Burada bizim için MongoDB ile ilgili bir şeyler soruyor. Bunu hemen rastgele cevap JavaScript diyeceğiz. Finish diyeceğiz. Bize burada 1, 2, 3 paket var. Biz tabii ki beleş olduğumuz için beleş paketi kullanacağız. Burada AVS seçebilirsiniz. Biz AVS'yi seçeceğiz. Burada da Frankfurt'u seçeceğiz arkadaşlar. Evet cluster 0 isterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Ben değiştirmeyeceğim. Bu şekilde create diyeceğiz ve bizim için oluşturacak. Yüzdür name soracaklar. Ben diyeceğim ki Emin Bas Bayan Atre YT. Password ise benim yerime bir pasaport oluşturuyor ama ben diyeceğim ki 1 2 3 4 5 6 7 8 sadece bu video için oluşturacağım için de bakalım. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Pasaportunu oluşturacağım. Emin başlayan YT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet bu şekilde. Create user diyeceğim. Pasaportumuzu kabul etmedi. Pasaportumuzu şuradan değiştirelim. Emin diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diyelim bari. Böyle bir şey yapalım. Tamam. Password. Hmm, emin başlayan YT. Okey. Okey. At my. Tamam burayı da de dediğimiz zaman bizim için oluşturacak finish. Anlamadıysanız bir ton video var zaten arkadaşlar. Oradan, oralardan da bakabilirsiniz. Ben de uzun zamandır zaten oluşturmamıştım. Never diyeceğim. Şu an benim için bu marka planı da bunu kuracak. Beraber oluşturmuş olduk. Benim için de tazelenmiş oldu. Şimdi biz ne yaptık? Mongos'a bağlanacağız buradan tamam mı? Şimdi geleceğiz. Diyeceğiz ki cons connect eşittir asenkron bir yapı istiyoruz. try catch ile bunu throw diyeceğiz error ya da gelip burada log deyip de error'u yazdıracağız. Buradaki try'da ise bağlanmasını sağlayacağız. Mongo'sa diyeceğiz ki connect ile bağlan içerisindeki Mongo'sun connect ile bağlan mail ile bağlan. Buraya yazarsak direkt bizim bağlantı adresimizi buraya gösterecek. Şimdi şöyle bir yenileyelim bizim için arka planda database'imizi kurmuş mu? Bu ne kadar sürer bilmiyorum. 1 ile 3 dakika sürer dedi ama. Şimdi buraya gelince ne olacak? Biz kuracağız. Bunun için biz geleceğiz diyeceğiz ki ben bağlantı adresini buraya yazarsam biraz güvenlik sorunu teşkil edebilir. Onun için diyeceğim ki burada dat nv diyeceğiz. Dat nv dosyamızı oluşturacağız. Bunun içerisine mongos diyeceğiz ve geleceğiz. Buradan aldığımız adresi ne yapacağız? Buraya kopyalayacağız. Sonra ulaşmak için yine ne yapacağız? Burayı kullanacağız. Tabii burada That nv dosyalarını kullanabilmemiz için dat nv diyeceğiz nokta config dememiz için tabii ki burada çağırmadık const aşağı in const nv eşittir require evet Dot n eve dedik. Sonra geldik buraya. Dot n içerisinden config ayarlarını yap dedik. Şu anda yaptı. Hala bizim için deployment'ı gerçekleştirmedi database'imizin. Evet şu an geldi. Şimdi bağlantı adresim için ben bunu buraya kullanacağım. Diyeceğim ki connect your application dedi. Evet buraya alıyoruz arkadaşlar. Bakın tekrar gösteriyorum. Connect dedikten sonra geliyoruz. Connect your application diyor burayı alıyoruz. Sonrasında gelip burayı kopyalıyoruz. İsterseniz böyle kopyalayın. Gelip buradaki .env dosyamızın içerisine yapıştırıyoruz. Sonra burası zaten kullanıcı adımızdı. Pasaportumuz neydi? Pasaportumuzu unuttum. İnanılmaz. Emin sanırsam emin. Altı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 idi. diye umut ediyorum. Şimdi şurayı da kapatıp şu soru işareti var ya soru işaretinin öncesine de database ismimizi yazmamız gerekiyor. Ben Instagram tre işte clone diyeceğim. Bu şekilde. Şimdi gel gelip burada kurmasını sağlayacağım. Burası var ya. Burada diyeceğiz ki process nokta nv nokta Evet. Evet. Şu anda bunun kurmasını bekleyeceğim. Tamam mı? Şunu kapat. Bunun aynısını geldim. Buraya yazdım. Env dosyamın içerisindeki ne varsa onun karşılığına gelen bunu buradan benim için alacak. Peki ben bu connect'i nerede kullanacağım? Geleceğim. Şu app pistim var ya. Listen'ın içerisine connect deyip şöyle yapıştıracağım. Şu an bir hata çıkmadı. Büyük ihtimal bağlandı. Eğer bağlandıysa desin ki benim için Block Connected to mongo MongoDB Evet şu an Connected mongo MongoDB dedi eğer ben gelip merak ettim npm start diyelim tekrar şunu değiştirsem şifreyi gelip buradan boşuna yenilesem kaydetsem Evet hata çıkıyor Tamam doğru yazmışım şifremi Dediğim gibi arkadaşlar bakın emin baş ben yt yazıyor. Burası bizim kullanıcı adımız. Database'imizde Mongo bir don Mongo DB'de iki nokta koyup hemen yanına oluşturduğumuz şifreyi yazıyoruz. Sonra şu bakın şuradan göstereyim. Şu soru işaretiyle tamam mı? Bu soru işaretinin hemen şu slash'ın başladığı yere ve soru işareti arasına database'e is, ne isimde kaydolmasını istiyorsak bunu da buraya yazıyoruz. Bu şekilde de connecti, yani Mongo diye bir connect işlemi de yapmış olduk. Şimdi yenileyelim. Bakalım bizim için bir yer oluşturmuş mu? rootlardan sonra oluşturuyordu sanırsam. Bakalım belki de oluşturmuştur. Evet, şu anda oluşturmadı. Biz model ile oluşturacağız orada database'imizi. Güzel. Şimdi yapmamız gereken nedir? Routullarımızı yazmaktır. Öncelikle login register yapacağız. Bakalım şu an sıkıntı olmaması lazım. NPM start diyelim. Evet. Şu an sıkıntı yok. O zaman hemen geçelim biz login register işlemine. Şimdi veri tabanımıza yeni kullanıcılar kaydetmemiz gerekiyor. Bunun için geleceğiz buradan. Router'larımızı, routes'larımızı oluşturacağız. Bir de MongoDB'de modellerimizi oluşturacağız. Evet, şimdi öncelikle geleceğiz ve diyeceğiz ki burada bir tane modelimiz olacak. Bu modelimiz de user modelimiz olacak. Evet, user modelimizin içerisinde ne gerekiyorsa kaydolurken bu bilgileri tutması için bazı şartlar yazacağız. Evet. Şimdi const mongos kullanacağımız için mongos alacağız buradan tamam mı? Sonrasında eşittir require diyeceğiz. Ve nereden alacak? Mongos'tan alacak. Şöyle biraz yakınlaştırayım isterseniz daha rahat görürsünüz. Sonra const user schema diyeceğiz. Eşittir new mongos nokta schema. İçerisine gireceğiz. Evet buradan bizim bir full name'imiz olacak. Pardon bir saniye. Bunun içerisinden full name. Evet. Evet içerisine gireceğiz. Diyeceğiz ki full name'imizde ne gerekiyor? type string olacak. Sonra kaydedeceğiz tabi bir de Default değeri olacak yani işte. Boş oradaki inputu boş bırakırsak. Şuradaki gibi neredeydi? Hmm, her okuda. Şuradan göstereyim arkadaşlar. Daha rahat görürsünüz. Şu an girsin. Default değeri input eğer boşsa. Ne değer ne değer verilsin? Yani hiçbir şey verilmesin. Eğer emin dersek emin olarak kaydedilir gibi. Şimdi i̇şte ben buradan bir çıkış yapayım. Şimdi register alanımızı yapıyoruz tamam mı? Burada full name eğer bu boş bırakılırsa default olarak bir şey olmasın. Boş bir değer atansın. Okey şimdi username olacak alttakinde. type string required zorunlu olacak yani username yazmadan biz bir model oluşturamayacağız burada. Bu da true olacak. True dedikten sonra minimum değeri 3 olacak. Maksimum 20 olacak. Ve unique bir değer olacak. Yani aynı kullanıcı adından mesela kullanıcı adı Emin Basbayansa böyleyse aynı kullanıcı adından bir daha sisteme kayıt edilmeyecek. Unique bir ID verdik buraya. Okey. Hemen altında email olacak. Şuraya tabii iki noktayı koymayı unutmayalım email ise buradaki değerler email ne olur type string olur hatta şunun yukarıdaki username'in aynısını kopyalayıp buraya yapıştırabiliriz type string yani required true zorunlu olması lazım minimum bir değeri yok maksimumsa 50 karakterli bir email uzunluğu olsun unique evet true unique bir string değer olsun. Password'umuzu yazacağız. Password da içerisine type string diyeceğiz tabi yine. Hatta yine gelip bunu kopyalayalım. type string require true şuradan bahsediyoruz. Max burada bir değerimiz varsa 20 değer olsun. Minimum değeri de ekleyelim hatta password'da. 3 olsun. Unique mi? Hayır, Unique olmasın. Farklı farklı passwordlar olabilir. Biyografi olacak tamam mı? Eğer biyografi bir user'ın biyografi değeri olabilir. Tabi buradan girmeyebiliriz. İsterseniz şurada bir değer at, atmışız zaten. Atmayabiliriz veya başka başka şeyler eklerseniz input'unu buradan ekleyebilirsiniz. Mesela cinsiyet gibi sizin artık o biraz yaratıcılığınıza kalmış bio type string olacak şunu kopyala direkt type string olacak e, required türü zorunlu değil minimum değeri olmayacak maksimum değeri 50 olacak hatta 100 olsun biyografi bayağı bir şey yazabilsin default değer olacak çünkü unique değil pardon require olmadığı için yani zorunlu değer olmadığı için oluşturamayabilirsin oluşturamazsan da ne olacak boş bir değer ile oluştursun Sonra bir de bizim bakın burada profil picture. Hemen profil resmimizde alalım. Profil picture diyelim. İki nokta koyalım. Burada type string default bu şekilde. Default'u yazdık. Alta inelim hemen. Followers yazacağız. Bir kullanıcıda olması gereken değerler bunlar. Type Array ve default değeri kullanıcı oluşturduğunda direkt bir array gelecek. Yani içerisine biz hangi takipçiler ekliyse onun ID'sini ekleyeceğiz. Mesela 12 bilmem işte 12 31 23 ID'li işte falan filan ID'li falan filan ID'li ne olacak? Bunların değerleri. Biz Array'in uzunluğu nasıl buluyorduk? Array.length ile uzunluğunu bulup ne yapacaktık? Orada post pardon followers değeri yani takip sayısını bu şekilde erişebileceğiz. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Bir de followings olacak. Burada da yine type array olacak. Ve default değeri yine yukarıdaki gibi olacak. Şunu aynı. Evet. Evet. Hemen altına geldik. Is admin değeri verebiliriz. Yani admin mi değil mi? Type'ı boolean olur. Eğer true ise, admindir. Değilse admin değildir. Gibisinden. Ve default değeri de ne olacak? False olacak. Altına Altını diyeceğiz ki description type string olacak. Default değeri ise ne olacak? Boş olacak. Description ise nerede yazabiliriz? Aslında description eklememize gerek yok. Açıklama bunu posta yazarız. Bunda gerek yok. Evet kullanıcı admin mi değil mi? Bunu aslında farklı bir buton eklerseniz onu da gerçekleştirebilirsiniz. Evet followings yazdık. Followers yazdık. Yani bir kullanıcı oluştuğunda ne olacak? full name oluşacak. Eğer girmesen bile. Username'i girmek zorundasın. E-mail'i girmek zorundasın. Buradan. Password'a girmek zorundasın. Bio'ya girmek zorunda değilsin. Boş bırakabilirsiniz, Boş bırakırsan default değer. Bu şekilde verecek. Profil picture da aynı şekilde. Profil resminde. profil dedik. Followers dedik. Yani takipçi ve takip edilenler bu şekilde boş gelecek arkadaşlar bir kullanıcı. Biz burada kaydolduğumuz yani kaydol dediğimizde burada giriş yeri yok zaten bunların. Bunlar boş değer gelecek. Sonra biz birbirini takip ederek bundan içerisinde dolduracağız. izatminde de dediğim gibi bir e, panel yapabilirsiniz sonradan. Bu videonun ders içeriğinde müfredatında yok. Sadece size fikir verme mahiyetinde bunu da söylemiş olayım. Bir de geliriz buraya deriz ki timestamp time stamps dersek ne olur true. Yani bir kullanıcı oluşturduğumuzda onun zaman damgasında oluştur. Hangi zamanda, hangi tarihte, saniyesine kadar oluştur dedik. Okey. Module.exports ile ne yapacağız? Mongoose.model içerisinde yani veri tabanında user adında oluştur ve bunu dışarıya user schema diye çıkart. Güzel. Bunu da export ettik dışarıya. Artık buna her yerden ulaşabiliriz projemizde. Şimdi rootlarımızın içerisinden biz buna ne yapacağız? Artık ekleme çıkartma işlemini yapabileceğiz. Alt.js diye bir dosya açtık. Rootlarımızın içerisinde. Bunun içerisine geleceğiz. Diyeceğiz ki cons router eşittir require Express'in içerisindeki şöyle router ile bu özelliği kullanacağız. Sonra dyno oluşturdum. User schema vardı ya modelde. Onu da geleceğiz burada kullanacağız. Çünkü bunun içerisinden biz bir şeyler yazmamız gerekiyor. Models deyip user dersek evet bunu da bu şekilde oluşturmuş olduk. Artık gelip buna ulaştık. Bunun içerisine ekleme, çıkartma, yeni bir kullanıcı oluştururken yani yeni bir kullanıcı oluştururken diyeceğiz ki Daki iskelet yapıyı kullan. O yüzden burayı import ettik. Şimdi register işlemini gerçekleştireceğiz. Yani kaydol. Ne yapacağız? Router nokta post işlemiyle diyeceğiz ki slash register'a verdiğin değerde tamam mı? Asenkron bir işlem gerçekleştir. Burada ne yapacağız? Req ve response alacağız. Ve rek ve response aldıktan sonra fonksiyonumuzu yazacağız içerisine. Try catch blokları içerisinde. Error diyeceğiz. Eğer herhangi bir hata alırsa error'u yaz. Bu şekilde. Şimdi try'a geldik. Dedik ki cons full name user name email password bio ve profil picture'ların hepsinin rec.body'den al. Şimdi bu rec.body dediği yer nere soruyor biliyor musun? Yani diyor ki bizim burada yazdığımız veriler yazıları ben register'a başladığım zaman gel bunların hepsini al. Artık ben buraya full name yazarsam artık ulaşabilirim. Gönderdiğim değeri. Yani response'u cevabı hemen buradan alırım. Request istek atarım. Buradan body'den gelen değeri de alırım. Okey. Şimdi ne yapacağım? Bir tane eee bir, bir, işte, bir paketimiz var. Bu, bu bizim e, şifrelerimizi hash'liyor. Yani veritabanına nasıl kaydeder? Normalde 1 2 3 4 5 yazdıysak şifreyi bu şekilde kaydeder. Ama bu şu şekilde kaydetmeyi önlüyor. Öncesinde ben bir göstereyim nasıl kaydettiğini. Şimdi const new user diyeceğim, tamam mı? Burada new user yani yukarıdaki veri tabanına dedim ki bakın new user yeni bir tane modelden aldığımız şeyi kullan bakın. Zaten fareye götürdüğüm zaman bana diyor ki senin bunları vermişsin zaten. Buradaki tipleri de belli. Sen bununla ilgili bir şey oluşturacaksın herhalde. Ben de diyorum evet. Ondan sonra diyor ki tamam gir içerisine nasıl bir şey oluşturacaksın. Ben de diyorum ki yani full name'i yukarıdan gelen full name olarak oluştur. Sonra user name'i de aynı şekilde. Sonra email de aynı şekilde. Sonra password da aynı şekilde. Ve bio'yu ve aynı şekilde profil picture'ı da oluştur. E peki tamam new user'ı buradan body'den aldığımız değerleri sen geldin user'ın içerisine attın. Sonra bu new user'ı ne yapacaksın? Yapacağım işlem şu. Cons user diyeceğim. Yeni bir tane user oluşturacağım. Evet diyeceğiz çünkü asenkron bir yapı. New user'ı şu yukarıdaki new user var ya nokta save diyeceğim. Bu da gidecek veri tabanına kaydedecek. Eğer başarılıysa rest nokta status 200 dönecek bizim için. Ve biz bunun başarılı bir sistem olduğunu anlayacağız. Buradan da json user'ı gönder diyeceğiz. Eğer başarısızsa ne döneceğiz? Bu da rest nokta status 500 hatası döndüreceğiz. json nokta da bu şekilde yazdıracağız. Tamam. Peki bunu yazdık. Biz bunu nasıl deneyeceğiz? Bunu biz Postman'e deneyeceğiz arkadaşlar. Postman'e gireceğiz. Tamam mı? Şuradan bir collection oluşturacaksınız. Collection oluşturmadıysanız bu sıkıntıya girebilir. Yani yapamayabilirsiniz. Collection oluşturacaksınız. Buradan bir tane collection'ınız yoksa gelip buradan new diyerek yeni bir tane collection oluşturabilirsiniz. Buradan new collection deyip yeni collection oluşturabilirsiniz. Benim sileyim. Benim bir tane var zaten. Evet şuradan. Bakın new collection dedi. Bunun ismini ben geleceğim burada diyeceğim ki önceden zaten hazırlamıştım Instagram diye. Bunun ismi ise Instagram clone diyecek. Bu projeyi yaparken test etmiştim. Şimdi biz burada ise beraber sıfırdan inşa edeceğiz. Tamam. Şimdi Instagram clone içerisinde diyeceğim ki benim burada zaten tek tek ayırmışım. Burada da aynısını yapacağız. Aynı yapıyı kullanacağız. Gireceğiz diyeceğiz ki bir tane user oluştur. User içerisinde bir tane request atacağım ben tamam mı? Bu request ne olacak? Nereye atacağım ben bu requesti? Localhost'a atacağım. Local host 5000. Şimdi al. Postman'e gel. Http şuradan localhost 5000. Neyle atacağım? Post atacağım body'deki o demiştim ya body'deki şu rava tıklayacağız ve buradan json değeri göndereceğiz. Ondan önce bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu auto'da yazdık ya. Evet. Sonrasında bu modülü dışarı export etmemiz gerekiyor. Module.exports eşittir router dedik. Güzel. Sonra ne yapacağız? Bunu gidip server.js'in içerisine atmamız gerekiyor. Nasıl atacağız? Geleceğiz server'a diyeceğiz ki. Şu datanevin içerisine girip biraz büyütelim. Conts diyeceğiz, out, routes eşittir require. Dosya yolunu yazıyoruz, routes'ların içerisindeki out. Hatta out.js de diyebiliriz. Evet bunu buldum. Mesela başka bir isim dersek büyük ihtimal hata verecek. Bunu silerek ne yapacağız? Bu şekilde. Routes out js yazdık. Güzel. Şimdi bunu ne yapacağız? Aşağıda çağıracağız. Middleware olarak geleceğiz. Şu connect'in hemen altına diyeceğiz ki app.use. Tamam mı? out olarak kullan. Yani şu out slash'ının ben verdiğim zaman burayı kullanacaksın diyeceğiz ve burada da bir sıkıntı çıkmadı. Okey. Şimdi geldik lokal hosta. Şurada ne demiştik? Out demiştik. Buraya yazdığımız out dedik. Eğer buraya gelip emin yazsaydık burada da emin yazacaktık. Yani hangi endpoint'e vurmak istiyorsak o endpoint'in içerisine yazmamız gerekiyor. Şimdi buraya out yazdık. Tamam mı? Sonra gideceğiz router'ımıza bakacağız. Buraya da register yazmışız ha. Out'un içerisindeki register. Tamam. Body. Body'nin içerisinde diyeceğiz ki ne oluşturmuşuz? Hemen bakalım. Bir tane full name. Hemen oluşturalım. Şimdi tabii ki şunu JSON yapacağız. Unutmayalım. JSON. Full name. Full name'i emin Başbayan. İndik. User name'im. Emin. Basbayan. E-mail'im. Basbayan. Emin. e gmail.com Ne var başka? Password'u. 1-2-3-4-5-6-7-8 Bios'u. I am a web developer burada profil picture profil picture ne diyelim işte foto.png uh, diyelim rastgele bir şey atalım Okey şimdi ben bakacağım postu post işlemini tamam. Buraya bu endpoint'e vuracağım bakalım işlem gerçekleşsin. Send dedim. Evet burada bana 500 hatası verdi. Burada hatamı göstermedi. Şimdi bakalım burada ne yaptık? localhost auth register dedik. 500 internal internal server error verdi. Yani şu anda 5'i görmüyor. Tekrar bakıyorum. Register diyorum. Body diyorum. Buraya geliyorum. Evet. Büyük ihtimal burada bir hata oldu. <laughs> Break dedik. Response dedik. Asynchron dedik. Username'imizi yazdık. Burada bir hata oldu. Çünkü middle yazmadık. Geleceğiz. Diyeceğiz ki middle server js'e geliyoruz arkadaşlar. Middle yazmamız lazım. App.use ara katman olarak diyeceğim ki express.json Okey. Şimdi gelelim tekrardan. Aynı yapıyı kullanalım. Hoppala ne oldu? Status 200 oku almış olduk. Ne oldu? Middleware'imizi yazdık. Çok da güzel oldu. Ve ben hmm, Morgan paketini kullanmak istiyorum. Ve Kors paketini de kullanmak istiyorum burada. Morgan'ı bizim yani burada gelen get post işlemlerinin Tutması için kuracağız. Şimdi nasıl diye soracaksınız, göstereceğim. Öncelikle biz burada ne yaptık? Post dedik, hoppala oluşturdu bu şekilde. ID'sinde hemen burada unique ID attı. Şimdi geleceğim burada, refresh diyeceğim, Mongo devimde. Diye Bakın user'im oluşturmuş, içerisinde de bir tane emin başlayan falan bilgilerim burada var. Ben bunu sileceğim şimdi, tekrardan oluşturacağım çünkü user'sı sil. Şimdi ben buraya istek atmam için npm install mor neredeydi? Morgan. Evet bunu yükledik. Sonra diyeceğim ki cons morgan eşittir require morgan. Sonra gel bu morgan'da middleware olarak kullanacağız. cons şey pardon app.use Neyi kullanacağız? Morgan'ı. Ne olarak kullanacağız? Common olarak kullanacağız. Güzel. Şimdi amp buraya bir cls ile temizleyelim. npm start diyelim. Şu an oluştu. Buraya gelip tekrardan gönderdiğimize bakın. Bana notumu tuttu. Post göndermişsin. Alt register'a. HTTP 1.1 versiyon demiş. Ve 200 status koduyla başarılı olduğunu bana söylüyor. Evet. Morgan'ımızı bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Sonra tekrardan MongoDB'ye bir refresh atacağım. Ve içerisine girdiğimde bakacağım ki şifrem burada apaçık belli. Yani ben bunu kötü insanların eline kaptırabilirim. Yani ne yapacağım? Bu yüzden bunu hashlemem gerekiyor. Güzel. Hadi gelin onu, o zaman bunu hashleyelim. Nasıl hashleyelim? Gelip burada bir indirmemiz gerekiyor. Tamam mı? Bir Tekrardan bunu doldur durduracağım. cls ile temizleyeceğim. -CC ile durdurabilirsiniz arkadaşlar. npm pardon npm install bcs bir kript böyle yazıyordu sanırsam js Aynen. Şu an bakalım inmiş mi? Bir krep inmiş burada. Güzel. Şimdi autumn içerisine geleceğim. Tamam. Öncelikle bunu bir çağırmam gerekiyor. Const bir crypt bcr ypt eşittir required e. bir crypt al bunu. Tabi bunu çalıştır npm start de. Güzel. Şimdi biz bununla ne yapacağız? Şifrelerimizi saklayacağız. Bunu tekrar silelim. Hatta gösterelim. Birincisi nasılmış, ikincisi nasılmış onu da görmüş olun. Şimdi biz bunu bu şekilde hashlememiz için geleceğiz. Tamam mı? Try kısmında diyeceğiz ki console diyeceğiz. Eşittir. Evet diyeceğiz. Asyakman bir yapı. Bir kriptin içerisindeki gen saltı kullanıp bunu on değerini vereceğiz. Bu şekilde. Sonra cons hashed Hash password diyeceğiz. Hash password dedikten sonra bunu tekrardan evet diyeceğiz ve bunu da bir crypt nokta hash diyeceğiz. Bunu da password'dan gelen değer ve salt'dan gelen değer ile yani password'dan dediğim gelen değer şu full name'i yukarı alacağız arkadaşlar. Şu cons full name falan yazıyor ya. Bu üstte olacak. Bunlar altta olacak. Evet. Buradaki değeri aldık. Buraya yapıştırdık. Peki ne yapacağız? Bu değerle bunu hash dedik. Sonra bu hash pasaportu da alıp buradaki pasaporta göndereceğiz. Yani gelip hash pasaport deyip bu şekilde de bunu göndermiş olacağız. Evet artık yeni ekleyeceğimiz kullanıcının parolası gizli olacak. Yani burada açık bir şekilde belli olmamış olacak. Gelelim. Şimdi ne olsun? Bedirhan olsun. Alttaki de B de olsun. B olsun. Yine aynı şifreyi kullanıyorum. Bakın tekrardan create diyorum. Tekrardan oluşturdu. Ama baktığımız zaman gördüğünüz üzere hashlenmiş bir şekilde olduğunu görüyoruz. Şimdi MongoDB'de de baktığımız zaman Şimdi şu anda serverımızı database'imizi yenileyeceğiz. Yalnız İnternetimiz mi yavaş yoksa MongoDB'de mi bir yavaşlık var bakalım. Evet şu anda buraya giremiyoruz. Evet Collection dedim. Evet baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın burası şöyle bir değer bizimkisi ise pardon. Bu şekilde. Pardon ben profile pictures çizmişim yani. Nasıl bir kafa yaşıyorsam. Evet şuradan da evet. baktığımız zaman password ve burada da password'umuz hash denmiş şekilde. Güzel. Bunu da bu şekilde hallettik. Artık register'da sıkıntımız yok. Tekrardan bunu ne yapalım? Tekrardan users kısmımızı silelim. Şimdi bir de login işlemi gerçekleştirmem gerekiyor. Aynı şekilde geleceğim. Diyeceğim ki router'a nokta post. Postumuz login. Asenkron işlem. req ve response. Evet gir içerisine. Hemen bir try catch aç. Hatamız olursa yazarız. Evet. Burada da hastamız olursa rest nokta ile yazacağız. Burada da yine şunun aynısını al. 500 kodunu bize gönder. Sonra const user diyeceğim tamam mı? User'ı await evet, user.find one. Find one deyip içerisinde aramasını sağlayacağız. Ne arayacağız? E-mail'i tamam mı? req. body.email olan. Şunu kapat. Evet bakın const user dedik. Şimdi e-mail'i neymiş? rec.body.email'den gelen değermiş. rec.body neydi? Bizim buradan gönderdiğimiz değerdi. Hemen gidelim login'e. Login'e baktığımız zaman bir e-mail varmış bir pasaport. Demek ki ben buradan bir e-mail değeri göndereceğim. Bu da buradan bunu yakalayacak. E-mail içerisinde ve bunu user atacak. Tamam mı? Okey. Mesela bas emin. yazdım. User'ın içerisine. Sonra bunun içerisine attım. Bunu yakaladı. Ve gel dedi ki user değilse yani user doğru değilse res.status ile buraya 404 kodu göndereceğiz. Send diyeceğiz. Buraya user'ın bulunamadığını diyeceğiz. User not found. Yani olay şu. Şimdi ben buraya database'imde olmayan bir mesela ne demişiz? eee demişiz. Baş demişiz. Başka bir şey yazdık mesela. İşte ahmet@gmail.com yazdık. Bu bulamadı mesela. Gitti database'in içerisine aradım. Body'den gel Değeri bulamadıysa işte burada status diyecek ki user not found diyecek. Ünden koyalım bir de. Bulamadım diyecek. Eğer sıkıntı yoksa hemen gel buradan valid passport ile biz pasaportumuzu alacağız tamam Yani bulmuş olacak. Bir crypt ile nokt karşılaştıracağız. Compare. Bir crypt compare demek e, compare özelliği giren pasaportu hashlemiştik ya. Mesela şu değeri hashlemiştik. İşte bu değeri compare edecek, karşılaştıracak içerisinde ve eğer doğruysa işleme devam edeceğiz. Rec.body'den gelen password değeri eğer user nokta ise tam user nokta password nereden diye gel diye sorarsanız biz burada user bulmuştuk ya user'ın tüm değerlerini buluyor burada içerisinde işte pasaportunu işte profil picture falan filan Hepsine veri tabanı user içerisinde arayıp buluyor bizim body'den gelen gönderilen email ile sonra bunun içerisine gelip rec body pasaportu gönderilen değerle bulunan değeri karşılaştırıyor eğer doğruysa pardon eğer doğru değilse yani şu valid password gündem koyarsak başına doğru değilse demek res nokta statüs gönder. Ne gönder? 403 hatası gönder. Send de invalid password de. Password dedikten sonra evet. Eğer değilse else diyeceğiz. Res nokta statüs evet, 200 gönder. JSON'a da user'ı gönder. Eğer burada hata çıkarsa ne dedik zaten burada da 500 kodunu gönder dedik. Güzel. Şimdi biz burada ne yapmıştık? Email, mail bedoyemin.gmail.com demişiz. Şifrede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dedik. Şimdi bu create a user veya register. Evet burası register'dı. Tamam mı? Post işlemi. Şimdi buraya yeni bir tane request açtıracağız. Burası da login işlemi olacak. Login işleminde geleceğiz bunu alacağız. Kopyalayacağız yapıştıracağız. Bakın burada login'in point'ini seçmişiz. Register yerine login olacak. Sonra post olacak. Sonra gelip bunun aynısını buradan kopyalayacağız. Geleceğiz body'nin içerisindeki row'un içerisindeki JSON içerisine geleceğiz. Ve bunların hepsini sileceğiz. Password kalacak sadece. Ve bir de çünkü bu body'den gönderdiğimiz yer evet bu kalacak. Şimdi i̇şte ben bunu login deyip göndereceğim. Hoppala. Ne oldu? Bakın bana user'ımı gönderdi. Ama ben başka bir şifreyi değiştirirsem diyecek ki invalid password. Şifremun yanlış olduğunu yani karşılaştırdı compare ile doğru olmadığını gösterdi. Ve bu şekilde login register işlemini gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Bakın tekrardan girdiğim zaman hoppala. Bakın status 200 dedi ve burada tüm bilgilerimi bana geri döndürdü. Güzel. Evet login register böyleydi. User işlemlerimizi gerçekleştirdik. Sonraki şeyde aşamada ne yapacağız? İşte postlarımızı yapacağız. İşte mesajlaşma uygulamalarımızı user işte ekleyip silme çıkarma gibi işlemlerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi ne yapalım? User işlemlerimizi silme çıkartma update etme gibi işlemleri gerçekleştirelim. Burada users.js Şimdi geleceğiz cons router require express hatta gelip şurada out'un aynısını gelip buradan kopyalayalım. Sonra user'ımı update edeceğim tamam mı? Update user. Şimdi gelip şuradaki register'ın aynısını kopyalayacağım ve geleceğim buraya yapıştıracağım. Bu try catch sil. Put olacak. Burada da id göndereceğiz. Bir an out nokta bir id göndereceğiz. O id'ye göre paramstan gelen id'ye göre işlem gerçekleştireceğiz. Sonra bir if açacağız. Bu if rec nokta body nokta user id eşittir rek nokta params nokta id veya pardon rek nokta body nokta is admin eğer true ise yani admin ise içerisine bir ifta açacağım diyeceğim ki rek nokta body nokta password'u doluysa password'un içerisinde eğer doluysa bir try-catch açacağız. Try-catch bloğumuzu açtık. Erroru verdik buraya. Burada return res.status 500 döndürsün. Send erroru göndersin. Return demeye gerek yok aslında. Şurada try'a diyeceğiz ki console eşittir. Şuradakinin aynısı aslında Altta almıştık ya register'da. Bunun aynısını kopyala getir buraya yapıştır. Evet burada if dedik. Password varsa dedik tamam. Rek nokta bu nokta body nokta gelen password olacak yalnız. Hash password değil bu. Şurası da. Rek nokta body'den gelen password. Aslında burada yaptığı şu. Diyor ki gelen pasport değeri var ya biz update işlemi için bir pasport diyeceğiz mesela. Bu gelen değeri burada hashleyip tekrardan pasporta gönderiyor. Yani update ediyor. Sonra evet try'mizi ve catch'imizi yazdık. Bu if'imizin hemen altına gireceğiz. Bir try catch olayı daha açacağız. Burada yine error, error, Burada count user diyeceğiz. Tam bir tane user oluşturacağız. Evet. Nokta. Pardon. Evet. User. Find by ID and update diyeceğiz. Yani burada rek nokta params nokta ID'den gelen değeri al. Tamam. Bu kullanıcıyı bul. Set et ne yap yani rek nokta hangi değer geldiyse onu değiştir. Önce pasaportu ondan sonra gelip içerisinden bunu değiştirecek. Sonra res nokta status 200 değeri vereceğiz. JSON account has been updated. Evet. Eğer hatalıysa rest.status vereceğiz. İçerisinde 500 kodunu, server hatalı bir kod olduğunu, server kaynaklı bir kod olduğunu ve hatayı da buradan göndereceğiz. Evet. Baktığımızda body'den bir user ID göndermemiz gerektiğini anlıyoruz. Body'den bir password göndermemiz gerektiğini anlıyoruz. Sonra bu password'u buradan alıp eğer hatalıysa döndürüyor. Şimdi biz burada önceki yaptığımda da update user'da da ne yapmışım? Bir user id bir de güncellemek için bir değer göndermişim. O yüzden geleceğiz. Add request diyeceğiz. Burada put işlemi olacak. Update user olacak. Gel buraya put et. Şuradaki al bakayım domaine ve buradan localhost 5000 out id göndereceğiz buradan hangisini değiştirmek istiyoruz şu Bedirhan'ın burada mailini değiştirmek istiyoruz mesela değil mi buraya Bedo emine gmail almış ama Bedo et gmail olmasını istiyoruz o yüzden buradan bir id göndereceğiz sonra badiye gireceğiz İçerisinden ne demiştik User. Tabi bu JSON olacak. User ID eşittir. Buradan bir ID gelecek. Bir de e de ne olacak? Bedo .com olacak. Deneyelim adam. Gönder dedim. Bana 404 hatası verdi. Hmm, yalnız burası böyle olması gerekiyor. <laughs> Evet update user dedik. Put dedik. Out dedik. ID dedik. Hı hı. Acaba full name desek. Evet dediğimiz gibi burada 404 kaynaklı bir hata olduğunu söylüyor. Bakalım. Router put update user hmm, Biz bunu buraya çağırdık mı? Çağırmadık. Tabii ki burada bir hata söz konusu olur. Burada user root'unu çağırmadık arkadaşlar. Bunu aşağıya kopyalıyoruz. Diyoruz ki user root root evet sonra buraya da users sonra bunun da aynı şekilde aşağı kopyalayacağız out'u geleceğiz buraya diyeceğiz ki users evet o yüzden bu ne olacak email bedoyet cemil olacak out değil bu da users olacak id'yi bu şekilde göndermiş olacağız kaydedeceğiz send diyeceğiz yine bir hata almış olacağız çünkü neden? Users user slash id bedo user id email bedo et mail Acaba neden olmuyor? HTTP local host users Evet baktığımız zaman users.js Tabii ki bunu kullanmamışız. Böyle hatalar olabiliyor. Out değil. User routes'u kullanacağız. E tabii ki bunu da export etmedik. Users'ı şuradaki root'taki users'ı diyeceğiz ki export um, e export module exports eşittir router şimdi olmasında göreyim bir e mail ops account has been updated okey dedik yeniledik bakalım Evet burada da e-mail'imizin değiştiğini görüyoruz güzel Şimdi put işlemini bu şekilde gerçekleştirmiş olduk şimdi bir de silme işlemini gerçekleştirelim bu update user'da Bunun aynısını getir. Kopyala. Bu da delete user olsun. Delete user'da. De, evet. Delete metodumuzu göndereceğiz. Yine body user id, param id bu şekilde gelişecek ama şurayı sileceğiz komple. Buradaki try'ı da bu şekilde try de sileceğiz. Sadece if kalacak yani. Şimdi try catch kısmına tekrardan geçeceğiz. Error diyeceğiz. Şuradaki status kodun aynısını gelip buraya da yapıştıracağız. Üst taraftaki try diyeceğiz ki cons user eşittir await evet. user nokta find by and delete neresi rec nokta params'tan gelen ID. Eğer doğruysa yine buradaki gibi rest status 200 kodunu gönder account has been deleted olacak. Yani buradaki işlemi de yine aynı. User ID ile yukarıdan parametreden gelen ID eğer eşitse al diyor bu user'ı ne yap diyor? Delete et diyor. Okay. Şimdi geleceğim, bunu kopyalayacağım. Sonra gelip buraya bir tane yeni request atacağım. add request. Burası da delete user olacak ve içerisine bunu yazacağım ve diyeceğim ki delete. Hatta gelelim burada emin kullanıcısını silelim. Buraya sileceğiz. Body'e geleceğiz. Raw diyeceğiz. JSON diyeceğiz. İçerisine gireceğiz. Tamam mı? Sonra şu update'deki gibi aynısını alacağız buradan. Bunun içerisine girip aynı şekilde bunu da göndereceğiz. Bunu sileceğiz. Delete diyeceğiz. Evet. Account has been deleted dedi. Apply diyeceğiz. Evet. Burada da görüldüğü gibi sildiğini görüyoruz. Tam delete işlemini de gerçekleştirdik. Bir tane sadece kullanıcıyı getirmesini istiyorsak geleceğiz. Bunu delete kopyalayacağız get a user diyeceğiz. Get metodu kullanacağız. Yine id'sine göre getireceğiz. Bu if olayını komple sileceğiz. Ve diyeceğiz ki const user id eşittir. Rek nokta query nokta user id olacak. Const username eşittir rek nokta query nokta user name olacak. Sonra try catch olacak tamam mı error diyeceğiz sonra cons user eşittir user id eğer true ise varsa await deyip user nokta find by id diyeceğiz ve user id'yi göndereceğiz yani bu kullanıcıyı buradan bul eğer değilse await user nokta find one. Burada ise ne gelecek? Pardon, süslü parantez açacağız buraya da diyeceğiz ki username, username. Okey. Sonra gel burada rest nokta status nokta pardon 200 nokta json deyip Neyi göndereceğiz? Yukarıdaki user'a. Eğer bir hata varsa şuradaki rest.status 500 hatasını göndersin. İşte ben bunu localhost'a da çağırabilirim arkadaşlar. Localhost 500 dediğim zaman ne oldu? Bir sıkıntı oldu. Gelip users dersem yine yapmaz ama users'ın buradan ararsam username eşittir bedo dersem aramadı. Çünkü BEDO basmayanmış. Şöyle. Users. Username. Baktığımızda. Hı hı. Require username. Require ID. Tabi şunu olmayacak. Şöyle arasak. Evet gelir. Şuradaki ID sileceğiz arkadaşlar. ID olmayacak. Users username bedo basmayan. Buradaki çağırma şeklimiz bu şekildeydi. Eğer dedik. User tamam mı? User ID. Red nokta query user ID'den eğer true ise yani ben burada ID'sini aradıysam. Gidecekti ID'sini bu göre bulacaktı. O da gelecekti. Şu an ol diyecekti. Ama ID'sine göre aramadım. Neye göre aradım? Username'in ara göre aradım. O da username'i neydi? Bedo bas beğendi. Geldim buraya. Bunu bu şekilde aradım. Bakın bu şekilde gelmiş oldu. Yani bu şekilde de bir kullanıcıyı getirebilmiş olduk. Tamam. Bunu da böyle yaptığımıza göre. Şimdi gelelim. Tüm kullanıcıları getirelim. Bunu tekrardan bu şekilde kopyalayacağız. Get all user list. Şimdi router get dedik. Okey okey. Şunları sil. Şu yukarıdakileri sil. Şunları da sil. Evet. Diyecek ki const. try içerisine gireceğiz. Const users. Eğer hata alırsanız zaten kodlar aşağıda var arkadaşlar açıklama kısmında GitHub'dan da gidip bir de star atarsanız yıldızlarsanız beni çok mutlu edersiniz. User nokta find. Evet burada bir şey dememize gerek yok. Zaten tüm kullanıcıları burada da bulacaktır. Evet. Neymiş? Get all user list. Gelip buraya list yazmam yeterli. Geleceğiz buraya users all istersek bakın kaç tane varsa yeni bir tane eklesek mesela registra gel emin yap emin yap emine create kredi gönderdik mesela şimdi tekrardan liste arattığımda gelecek evet buraya hatta unutmamanız için gelip buraya da siz ekleyebilirsiniz hatta gelin ekleyelim et request gelip out register pardon burası isim get all user list dedik. buraya getir diyeceğiz users nokta list diyeceğiz bakın bu şekilde getirdi bunu kaydedeceğiz bir de get a user vardı onu da getirelim hemen get a user yine burada bunu users işte soru işareti query araması yapacağız çünkü şöyle yaparsak username eşittir emin şimdi ararsak null değerini verdi çünkü app diyelim username emin basmayan getirelim pardon emin basmayan evet bakın bu şekilde de getirmiş oldu ID'ye veya kullanıcı adına göre de bu şekilde arayabilirsiniz. Şimdi bir de kullanıcı takip ve çıkartma işlemleri var. Hemen bunları da geçelim. Diyelim ki follow a user. Bu put işlemiyle olacak. Yani o array içerisindeki o değerin eğer kullanıcı takip ettiyse kendi ailesini o array'in içerisine ekleyecek. Bu kadar basit. Şu get olayını al. Burada kopyala. Sonra burası put olacak. Sonra burası şey olacak. 2.id slash follow end point'i Sonra şu try catch kısmından bir silelim burası. Kafamızı karıştırmasın. Diyeceğiz ki if req nokta body nokta user eğer eşit değilse nokta params nokta Yani diyor ki eğer kendisi değilse kendisine bir kullanıcı takip edemez çünkü. Diyeceğiz. try diyeceğiz try-catch ile error hatasını atıracağız şimdi oraya tabi öncesinde cons user'ı bulmamız gerekiyor evet user nokta find by id ile reg nokta params params nokta id okey bir de şu anki kullanıcı id yani bir şeyden gelen id var param olarak params olarak gelen ID var. Bir de body olarak gelen ID var. Body olarak gelen ID bizim kendi ID'miz kullanıcı olarak. Parametre olarak gelen ID ise buradaki endpoint yani sonda verdiğimiz ID. Buradaki ID olarak geliyor. O yüzden current user şu anki ID await evet, user.findbyid rec.body.userid Evet. Current user'ı bul dedi. Nereden bul dedi? Buradan body'den gelen değerden bu kullanıcıyı al bunu at Params'a geleni at. Yani takip edeceğimizi bulduk. Kendimizi bulduk. Sonra if eğer user nokta followers nokta includes rec yani daha önce takip etmediyse diyor. Bakın şurada içerisinde bunun id'si yoksa çünkü id'sini atıyorduk. Eğer takip etmiyorsa sen ne yap? Gel bu işlemleri yap. Ne yap? Await de. Peki user update one güncelle. Neyi güncelle? Push ile. Bu da MongoDB sorgularımızda push ile diyeceğiz ki followings içerisine rec nokta body nokta user id yani demek istediğimiz şu ife geldi tamam mı şimdi user'ı buldum sonra dedi ki sen user'ı buldun okey şu anki kendi hesabı giriş yapılan kullanıcıyı da buldun okey sen if ile geldin dedin ki includes dediğin rec body user id yani benim idim eğer senin kullanıcın içerisinde yoksa includes bir javascript metodudur içerisinde var mı yok mu onu içerdiğini veya içermediğini onu belirleriz başındaki ünlemde yoksa anlamında sen o zaman gel pushla neyi pushla bu kullanıcının takip ettiğim kullanıcının kullanıcılarına benim id'mi pushla sonra tabi bitmedi ben onu da takip ettim. Onun takipçisi arttı. E benim de neyim artması gerekiyor? Takip ettiklerim artması gerekiyor. Burada following değil, bu followers olacak. Çünkü takip ettiğimin takipçisi artacak. O artarken benim de neyim artacak? Takip ettiklerim artacak. O yüzden aynısını aşağıya kopyaladım. Burası current user olacak. Update one olacak, push olacak. Benimkisi ise following olacak. Tabi rek nokta body user ID değil. Params'tan gelen değer. Onun değeriydi. Onun değerinde bu şekilde 60 olacağız. En sonda da rest status 200'ü göndereceğiz. Ve burada da json olarak user has been followed. Evet. If de böyleydi. Else eğer içeriyorsa yani diyecek ki res.status 403 sent. ile diyecek ki you are already following this user evet bu şekilde sonra keçede diyeceğiz ki status 500 ver. Send error. Takıldığınız yerler olabilir. O yüzden dediğim gibi kitapta linki vereceğim zaten. Oradan da bakabilirsiniz. Sıkıntı yok. Şimdi bu büyük elseydi. Bu büyük elsenin içerisinde hepsini sağ. Eğer bu da olmazsa yani bu bunun ID'si birbirine eşitse, burada eşit değilse dedik. Yani kendisi değilse içerisine gir. Eğer kendisi ise diyeceğiz ki sen kendini takip edemezsin. Rest.statüse diyeceğiz 403. sent. you are already following this user. Şurası you cannot you cannot Follow yourself. Evet. Hatta şunu da şöyle yapalım. Heh. You cannot follow yourself. Okay. Şimdi kendini takip edemeyeceğini söyledik. Bir deneyelim bakalım. Burada yeni bir tane klasör açalım ya da buranın içerisinde yazabiliriz. Bir tane request açalım. Diyelim ki follow a user ne ile put ile yapacaktık. Şimdi iki tane kullanıcı bulmamız gerekiyor. iki id vermemiz için. Şimdi ne, ne demiştik? Bir tane body'den gelen user id vardı. Body'mizi hemen raw içerisinde json formatında yazacağız. User id Evet buraya bir de geleceğiz. Tabii ki atmak istediğimiz yer yani neresiydi? Burasıydı. Burada ne diyordu? Users ID follow gelecek. Users burası ID burasında follow yazacak. Bu kısma ID gelecek. Şu orta kısma. O zaman mesela Bedirhan Emir'i takip etsin. ID'leri verdik. Sonra gönder dedik. Evet, user has been, been user has been followed dedi. Apply dedik. Şimdi geleceğiz. Bedirhan Emin'i takip ettiği için Bedirhan'ın followings'i artmış olması lazım. Evet, bu ID geldi buraya. Emin'in de followers artmış olması gerekiyor. Evet, Emin'in de followers bilgisini burada attığını görüyoruz. Şimdi takipten çıkma işlemi gerçekleştireceğiz. Bunu da unfollow e user diyeceğiz. Diyeceğiz ki router nokta put içerisinde id hatta şunun aynısını al ben nereye yazıyorsam evet şunun aynısını alacağız bunun içerisine şu ifleri tamam mı şöyle unfollow diyeceğiz. Yine if rec body user ID, eğer kendisi değilse try dene diyeceğiz. Can't user evet user by rec param say diyeceğiz. Yine aynı şekilde current user ID de bulacağız. Buradan şu ünlem olmayacak. User nokta followers includes olacak. Rec nokta body nokta olacak. Okey. Sonrasında Evet user update fan olacak. Pull olacak burası. Pull olacak followers, body user id olacak. Current user ise update one yine burası pull olacak. Yani çıkar. Yine followings Reg param side olacak user. has been user has been unfollowed diyeceğiz. Okay, you are Uh, you are şurayı da yanlış almışız zaten you are şuraya saklı you are not following this user ne yaptık bunu kopyalayacağız bunun aynısında hatada da diyeceğiz ki you are not unfollowing this user. You are not, you can't, you are can't unfollow yourself. Ve diyebiliriz. Okey. Şimdi bu şekilde de pull dedik. Bunda takipten çıkartma işlemini gerçekleştireceğiz. Bakalım olacak mı? Yine aynı şekilde alacağız. Bunu kaydedelim buraya. Put işlemi. Gel buraya. Add request'e. Unfollow. a user'de. Hatta unfollow user. Put. Gel. Follow değil burası. Unfollow olacak. Burası an. Şurada an olacak başında. Evet. Şimdi yine geleceğiz. Bunu alacağız. Buradan da Evet. Şimdi send diyeceğiz. Göndereceğiz. Evet. User has been unfollowed diyeceğiz. Şimdi bakalım. Bakın buralar doluydu hep. ikisinde de. Bunu yenilediğimiz zaman Following followers. Evet. Şu anda da ikisinde de çıktığını görüyoruz. Evet. Takipten çıkma işlemimizde API'mizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Evet, out ve users işlemlerimizi gerçekleştirdik. Sonrasında post işlemini yapmakta devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, yeni bir post oluşturduğumuzda hangi bilgiler varmış bakacağız. Burada username'imiz var. Bir tane burada like bilgimiz var. Burada da post description bilgisi ve post image bilgisi var arkadaşlar. Demek ki neymiş? Bizim yeni bir bu bilgileri tutan bir veri tabanında kayıt açmamız gerekiyormuş. O yüzden ne yapmamız lazım? Modele gelip çünkü yeni bir post oluşturduğumuzda bilgileri tutacak ve bir yapı üzerinden gitmesi gereken bir modele ihtiyacım var. Bunun için yine user'da oluşturduğum gibi buna da post.js diyeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Yine her zaman gibi const mongoose diyeceğiz require deyip mongosu burada çağıracağız. Şöyle biraz yaklaştırayım. Sonrasında yine orada yaptığımız gibi const post schema diyeceğiz. Eşittir. New mongos nokta schema. Evet. içerisine gireceğiz. Hatta şöyle yapacağız mesela post kime dedik ya normal parantez bir de süsü parantez açacağız içerisine gireceğiz. Şimdi bizim neye ihtiyacımız var? Bir post oluşturduğunda o postun kime ait mesela ben burada oluşturmuşum Emin Bey'in postu. Eğer Bedirhan oluşturursa kimin postu olacak? Bedirhan'ın postu olacak. Bedirhan'ın sayfasında paylaşacak. O zaman biz postumuza bir tane user id açmamız gerekiyor değil mi? Bu user id ne olacak? Type'ı string olacak. Bir de required true. Yani her oluşturduğumuzda zorunlu. Bu post'un user id'si olmazsa kimin olduğunu bilemeyiz. O yüzden bunu post oluşturduğumuzda göndermemiz gerekiyor. Mesela şimdi body'deyken biz post alanı açtığımızda ne yapacağız? Bunu göndereceğiz. User ID kim ise. Onun eğer biz web tarafında gönderdiğimiz ise onu nasıl göndereceğimizi de göstereceğim. Şimdi user ID göndermemiz gerekiyor. Başka ne göndermemiz gerekiyor? Bir tane resim var değil mi? O zaman geleceğiz diyeceğiz ki image. Image'in içerisinde bir type olacak. Bu string. Çünkü bize URL gerekiyor tamam mı içerisindeki e, resmi URL'i gerekiyor. O da bir string değer yani mesela şunun yeni sekmede aç dediğimiz zaman bunun bir e, URL'i var. Bunu üzerine alıp ne yapıyoruz kullanabiliyoruz şeyde de öyle olacak. Description içerisinde URL pardon image içerisinde yine bu şekilde yazı olacak. Sadece dosya yolunu gösterecek. O yüzden strict yani resmi buraya yüklemeyeceğiz. Sadece dosya yolunu yükleyeceğiz. Bu çok karıştırılan bir kavram olduğu için üzerine durdum. Bir de default değeri de boş olacak. Eğer oluşturduğunda içerisinde bir resim yüklememişsen orayı boş oluşturacak. Yani zorunlu değil resim yüklemek. Eğer isterseniz siz zorunlu de yapabilirsiniz. Description alanına yine type string pardon şunu string olacak ve max description açıklama kısmı ise 600 karakter olacak. Yani şurada yazmışım bu bir spor postudur gibisinden. Şurada paylaştığımızda buraya yazdığımız description bakın burası image burası description kısmı ne olacak? 600 olacak ve e, içerisine koyduğumuz resim ayrı bir şekilde bir de user liraydı de ben bunun içerisinden 100 konteksten gönderdiğim şu anki kullanıcının user id'si bunu dediğim gibi full stack 3. videoda göstereceğiz. Bir de ne var arkadaşlar baktığımızda bir de postumuzda like bilgisi var bakın bir like eğer silersem şöyle 0 1 0 1 gördüğün gibi bunu da tutmasını istiyorum çünkü bakın ben 0 like mesela yenilediğim zaman bakın burada 0 like duruyor 1 like dediğimde de aynı şekilde ne oldu 1 like duruyor bu şekilde bunun da bir veri tabanına tutmamız gerekiyor yoksa biliyorsunuz siliniyor likes deyip içerisine girip type array olacak bu default oluşturduğunda bunları string oluşturuyorduk bu şekilde. Bu array olduğu için array oluşturacağız. Bu kadar basit. Bir de ne zaman oluşturduğuna dair zaman damgası istiyorum. Time'ını vermem gerekiyor. Timestamps diyeceğim. Bu da true. Okey. Şimdi bunu dışarı aktaracağım ki kullanabileyim. Bu modülün içerisinde yeni bir post oluşturabileyim. Export diyeceğim. Ve mongoose içerisinden modele girip bu hangi isimde veri tabanında kaydolmasını istiyorsan post ve ismi de post schema. Güzel. Şimdi ne yapacağım? Şimdi geleceğim tamam mı? Buraya. Bunun içerisinde bir tane root oluşturacağım. Bu root'um post root olacak. Çünkü bunun içerisinde ekleme çıkartma silme gerçekleştireceğim. Aynı user'da olduğu gibi user'da bakın yapmıştık. User update etmiştik. Delete etmiştik. İşte tüm yüzyılları listelemiştik, Burada da aynı şekilde yapacağız. Burada bakın neyi kullanmışız? User'ı kullanmışız. User schema'yı. User schema'yı biz burada oluşturmuştuk zaten. Aynı şekilde burada da onu gerçekleştireceğiz. Post JS diyeceğiz. Post .js. Sonra içerisine gireceğiz. Yine şu user'da yaptığımız gibi. Pardon şu root user'da. Bunların hepsini alacağız. Post'a getireceğiz. Tamam mı? Bunun için de bir kripte gerek yok. Çünkü burada bir şifreleme yapmayacağız. Bunu kopyalayacağız. User'ı bu post olacak. Çünkü post skimamı kullanmam gerekiyor. Benim post modelimi. O yüzden gelip buraya post diyeceğim. Güzel. Sonra geleceğim. Bir tane ben create post oluşturmam gerekiyor. Create a post diyeceğim. Tamam içerisine router'ımı yazacağım. Yukarıda zaten Express'ten aldığım router'ım var benim postumun içerisine gireceğim. Diyeceğim ki endpoint slash olduğu zaman yani post slash olduğu zaman gelsen asenkron bir yapıda bana request ve response dön ve içerisine gir. Burada const new post oluştur. Const new post ne olacak? Await diyeceğiz ve new post olacak. Tabi içerisinde ne olacak? Ne gönderdiysen o değer. Eğer işte user id gönderdiysen user id image adresi gönderdiysen image adresi gibi gibi. Sonra try cache bloğunun içerisinde bunu error'un atacağız ve res.status diyeceğiz. 500 kodunu vereceğiz ve diyeceğiz ki send neyi gönderecek? Yukarıdan aldın. Catch bloğunda error'u göndereceksin. Try bloğunda ne gönderecek? Cons save post diyeceğiz. Kaydedilen post. Eşittir. Evet. Yine bekleyeceğiz. Çünkü asenkron bir yapı burada. Hangi işlemi ne zaman sıraya sokacağım biliyorum. New post nokta save diyeceğim. Evet ne oldu? New postu burada. React de bizim gönderdiğimiz yani şuradan gönderdiğimiz değerleri aldı. Ondan sonra bunun içerisinde hatta değişken olarak bu değişkende dedi ki git veri tabanına kaydet. Sonra bir de rest nokta pardon şunun Başarılıysa sıkıntı yoksa rest nokta status. Eğer zaten burada hata olursa direkt error bloğuna düşecek. Oradan da 500 hatasını alacağız. JSON ile diyeceğiz ki biz hatta direkt new postu yazdıralım. Tamam mı? Evet bunu yazdık postu. Bunu bir de dışarı atmamız gerekiyor. Yine ne diyeceğiz? Module export ile module.exports eşittir router olduğu için bunu bu şekilde aktarıyoruz. Tabii bunun nerede server'ımızda kullanmamız gerekiyor. Aynı bu şekilde aşağı bir tane kopyalıyoruz. Öncelikle post routes diyeceğiz ve geleceğiz post.js'i burada import edeceğiz. Şu post.cs var ya. Sonrasında aşağı gideceğiz ve bizim buradaki user'sımızı atmışız. Authenticate işlemimizi atmışız. Bir de gelip ne yapmamız gerekiyor? Post slash post diyeceğiz ve burada neyi vermemiz gerekiyor? Bir öncekinde unutmuştuk. Burada unutmuyoruz. Evet, post root'u veriyoruz. Güzel. Şimdi NodeMon'a giriyorum. NodeMon'a gelip user burada zaten vardı. Bir tane de post adında bir klasör oluşturuyorum. Bu klasörüm içerisinde post işlemlerimi gerçekleştireceğim. Şu yeni bir klasör oluşturmadı derken oluşturdu. İçerisine post işlemleri için hemen ismini post diyorum. CTRL ile kaydetmeyi unutmayın yoksa isim gözükmeyebilir. Sonrasında içerisine bir tane request istek atacağız. Ne isteği atacağız biz buraya? Şuradaki direkt local host'u alayım ben tek tek yazmakta uğraşmayayım. Sonra bunu kapatayım. Postun içerisinde tekrar istek atacağım yere geleyim. Local host 5000. Out muydu Hayır out değildi buradakini yazıyorduk slash post diyordu hemen o zaman geliyorduk bunu yazıyorduk so sonra bir slash register demiş bakıyorum hemen register mı Hayır düz slashmış Tamam bunu kaydediyorum geliyorum buraya. post yapıyorum body'nin içerisine geliyorum çünkü body istiyor bizden bakın burada reg body diyor tamam mı Badim'in içerisine geliyorum. Raw'dan JSON formatında göndermem gerekiyordu. Evet bilgilerimi göndereceğim. Şimdi skim'e bakacağım. Hangileri zorunluymuş? Geliyorum diyorum ki user id göndermem gerekiyormuş. O zaman benim bir Mongo MongoDB'ime girmem gerekiyor. Hangi user'larım var? Onları tanımam gerekiyor. Giriyorum bakıyorum. Tamam mı? Tamam. Emin Başbayan'a bir tane ne yapmam gerekiyor? Bir post olsun. Emin Başbayan ailesine göndermek istiyorum. Tamam. Okey o zaman User ID diyorum. Ve geliyorum buraya. Başveren ID'sini veriyorum. Başka zorunlu kıldığım şeyler nelermiş? Burada Image. Burada bir adres istiyor benden. Ben buraya herhangi bir URL verebilirim şu an. Çünkü Postman'de bunu canlı olarak görmeyeceğim. O yüzden geliyorum. Image kısmına. Ve burada zorunlu vermedik bunu. zorunlu verdiğimiz başka ne var? Başka bir şey yok aslında. Ha, biz yine de verelim. Ne olsun? Rastgele... Hmm, resim diyelim hadi. Resim nokta png olsun. Bir de description açıklama kısmı olacak. Diyeceğiz ki bu bir deneme postu. Ve altına da ne yazacağız? Description likes. Likes'a gerek yok şu an. Likes'a nasıl olacak arkadaşlar? Likes şöyle olacak. Burada id yazacak. Mesela gelip Bedran'ın id'sini buraya atarsak bunun bir tane like'ı ailesi olmuş olacak bu şekilde. Evet. Şimdi postumuzu deniyoruz. Send diyoruz. Hoppala ne oldu bana statüs 200'ü döndü. Başarılı olduğunu görüyorum ben. Tamam diyorum geliyorum. Burada bakın bir tane post işlemiyle ilgili bir yer ayırmamış burada. Bunun için geleceğim burada. Yeni dokümanım gelmiş mi diye bakacağım. Burada alırsak buraya günceller Ama gelip burada refresh dersek tarayıcı değil de sadece bu sayfayı güncelliyor ve postum gelmiş burada post alanım gelmiş ve içerisine baktığım zaman istediğim bilgileri oluşturmuş olduğumu görüyorum ve created demişim ve şu anki zamanı da bakın burada göstermiş Evet bu şekilde oluşturma işlemini gerçekleştirdik şimdi ne işlemini gerçekleştireceğiz Şimdi de işte update veya delete işlemini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Hadi gelelim bunu biz update edelim, tamam mı? Post'umuzu geleceğiz. Aynı şekilde buraya kopyalayacağız. Update diyeceğiz. Update dedikten sonra put ile update ediyorduk ve slash diyor ya geleceğiz buraya slash id diyeceğiz. Sonra request response dedikten sonra gelip şu try catch bloğunun içerisine şunu yapıştıracağız. Sonra buraya diyeceğiz ki post hatta şu try catch işte şunu silelim. Status kodum kalsın burada. Burada try catch bloğunda diyeceğiz ki bir tane const post oluştur. Await oluşturma. Bul, bulacağız şu an. Yani önce postumuzu bulup sonra bunun üzerinden değişiklikler yapmamız gerekiyor. Nasıl bulacağız peki? Biz ne yapıyorduk? ID'den gönderiyorduk değil, değil mi? Slash işte belirli bir post ID'si. Ondan sonra o ID'ye ilgili veri tabanımızdan modelimizin içerisinden buluyordu. Post modelin içerisinde onu bize getiriyor. Sonra onun üzerinde değişiklik yapıyoruz. Burada da aynı şekilde yapmamız gerekiyor. Evet diyeceğim. Ve e, post nokta find by ID diyeceğim. İçerisine gireceğim. Rec nokta params nokta ID diyeceğim. Okey. Sonra if diyeceğiz ve diyeceğiz ki post nokta user id eşit 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 nokta body nokta user _id. yani burada postumuzu bulduk. Postumuzun user id'si var ya içerisinde biz şöyle bir user id yazmıştık. Evet bu user id ile rec body user _id, eğer eşitse postunun id'si ile body'nin id'si eşitse bunu güncelleyebilir. O yüzden gir içerisine ve de ki Evet Post nokta update one ile burada bakın Update one metodunu kullanıyoruz ve bunun içerisine giriyoruz ve set ediyoruz yine Set diyoruz Rec Rack gelen rekten gelen body'den gelen değer ile Çünkü post user id deki değer ile record value'di. Eşit değilse ne oluyor? O zaman kendi postu olmamış oluyor. Başkasının postu olmuş oluyor. O yüzden bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Sonra ne olacak? Bir tane status kod göndermemiz gerekiyor. Tamam mı? Ne post değil? Burada the post has been Update diyeceğiz. Şöyle bir dönemimizi koyacağız. Okey. Hadi bunu da büyük yazalım. Şöyle oldu. Tamam. Eğer else durumunda şartlar sağlanmazsa ne diyeceğiz? Demek ki şu şart yani post user id rec body user id sağlanmazsa diyeceğiz ki rest.status neydir? 403'tür. Tamam mı? JSON 403 hatası. Yani bu client hatalı bir yani ön yüz frontend hatalı bir e, kod olacak ve you can update yapabilirsin ne yapabilirsin sen kendi only sadece your post sen yani sadece kendi postunu update edebilirsin diye bir uyarı gönderdik tamam mı Sonra try'ımız buradaydı. Cache bloğumuzda da yine error'umuzu göndereceğiz. Şimdi update'imize geleceğiz. Bir tane bakın şurayı kaydetmemiş. ctrl-s ile kaydedip şurası post olacak. Burada new request demişiz ya. Burada da create a post diyeceğiz. Ne olacak? Burada update bir post edeceğiz. Bunu ctrl-c, CTRL, e, CTRL e ve dersek olur mu? Olmadı oluyordu sanki ama neden olmamış anlamadım. Sonrasında geleceğiz. Bunu niye kaydetmedik mi biz? Heh, kaydettik. Sağ tıklayacağız. Add request diyeceğiz. Burada da update post diyeceğiz direkt ve yine şuradaki hemen yöre aldık ve postun burasında ID gerekiyor değil bize? Tamam dedik. Biz ID'mizi alacağız. Burada post ID'mizi almamız gerekiyor yalnız. Şimdi bakalım öyle mi yazmıştık postu evet params'ten gelen postu post modelimin içerisinden arayacak. O zaman geleceğim ben post ID'mi burada göndereceğim. Post ID'mi şurada göndereceğim bu şekilde. Tabii bu put işlemi olacak. Body'ye geleceğim, RAW'a geleceğim ve JSON içerisine gireceğim. Diyeceğim ki 100 lira ID gerekiyor bir tane. Body'den 100 lira ID göndermem gerekiyor. Bu 100 lira ID de zaten burada var. Şimdi bu 100 lira ID'yi de alacağım. Body'den göndereceğim. Değer budur. Mesela ben image'i değiştirmek istiyorum. Değil mi? Ne yapmıştık image burada? Resim.png yapmıştık. Bunu geleceğiz. Alacağız. Postman'a gideceğiz. Burada ikinci resim nokta png diyeceğim tamam bunu değiştirecek mi send dedim gönderdik evet the post has been updated dedi değiştirdiğini söyledi geldim apply Up, dedim burada ne oldu ikinci resim png olarak bize değiştirdiğini gördü update işlemi de gerçekleşti eğer ben geldim buraya üçüncü resim dedim tamam mı üçüncü veya dördüncü dedim işte hatta üç diyelim sıralı gidelim Buraya da işte rastgele bir ID gönderdik. Ne dedi? ID'ler postun ID'siyle eşleşmediği için sen sadece kendi posturu güncelleyebilirsin kardeşim dedi. Eğer burada bir e, admin olayı da istersek ne yapacağız? Geleceğiz burada şu if bölümünde bir de veya açıp is admin deyip bunun da eğer adminse de içerisine girip değiştirebilir gibi bir işlem yapabilirsiniz. Evet, update bu şekildeydi. Bir de delete edeceğiz. Bir postu delete edelim. Delete işleminde burada delete diyeceğiz. Evet, buraya da delete yazacağız. Yine ID'den gönderecek, tamam mı? Sonra diyeceğiz ki yine burada. Cons post diyeceğiz. Post'u yine bulacak. Bunun içerisinde en güzel. Post User ID ile Body User ID. Evet. Aynı şekilde devam. Update 1 olmayacak bu. Ne olacak? Delete 1 olacak. Delete 1 dedikten sonra şu içerisinde bir güncelleme yapmak yapmadığımız için sadece normal parantezimiz duracak burada. Delete 1 ile. The Post Deleted diyeceğiz. Deleted. Ya da başarılı diyeceğiz. Success olayı. Evet. You can delete eğer içerisindeki if'e girmezse else'ye girerse you can delete only your post diyeceğiz. Olmazsa da şöyle bir olay göndereceğiz. Tamam mı? Peki yine tekrardan delete kısmının içinde şey oluşturalım. Hatta duplicate vardır bunda. Aynen duplicate dedik. Geleceğiz buraya diyeceğiz ki delete delete a post diyeceğiz. Burada da aynı şekilde update a post diyelim. Sonrasında geleceğiz. Bunun aynısını kopyaladık. Niye olmadı bu? Evet. Geldik. Şuraya ne yapacağız? Yine id göndereceğiz. Buradaki gibi. Delete işleminde de. Delete dedik. Burada delete dedikten sonra body'nin içerisinde yine bir ID yi göndermem gerekiyor. Jason ile bunu gelip buradan alabiliriz. Burada image göndermeme gerek yok. Sadece user ID göndermem gerekiyor. Bir de post silmek istedim. Postun ID'sini göndermem gerekiyor. Evet. Bunu da dedik. Delete dedik. Evet. You did post delete successfully dedi. Şöyle bir apply diyelim. Evet. Şu anda da postumuzun silindiğini görüyoruz. Tekrar gelip bir tane yeni bir post oluşturalım. tekrardan gidelim. Evet postumuz oluşturdu. Şu an bunu oluşturuyoruz API'mizi. Bu üçüncü videoda ne yapacaktık? Buradan oluşturmayı gösterecektik. O yüzden hiç panik yapmayın. Şimdi bir tane postu getirmeyi göstereceğim. Tek bir postu çağırma işlemini. Onu da geleceğiz. Get e post diyeceğiz. Buradan router get olacak. Sonra şuradaki if bloğunu falan sileceğiz. Else bloğunu da sileceğiz. Evet. Şimdi yine postumuzu bulacağız. Sonrasında rest statüse postumuzu göndereceğiz. Evet. Postu bulduk. 200 kod olarak gönderdik. Bu kadar. Gelelim bunu Duplicate diyelim. Tabi içi ismini değiştireceğiz. Get a post diyeceğiz. Yine ID'ye göre ne olacak? Bu get işlemi olacak. Kaydedeceğim. Sonra benden ne istiyor? Sadece post ID istiyor. Post ID'mi de geleceğim. Buradan bulacağım. MongoDB'den apply diyelim. Bunu alalım. Getirelim MongoDB'ye. Buraya yapıştıralım send diyelim. Evet şu anda tekli de getirmiş olduk. Şimdi bir kullanıcının tüm tam timeline'ındaki postları getirmeyi göstereceğiz. Timeline post diyeceğiz. Evet tüm postları getirsin. Yani takip ettiği ve kendi postlarını getirmesini isteyeceğiz. Onun için ne yapacağız? Şunu direkt alalım. Hiç uğraşmayalım. Router get dedik burada işte buradaki endpointlerimizi değiştirmemiz gerekiyor timeline dedikten sonra user id evet user id veriyoruz slash timeline slash user id bundan sonra ne olacak benim takip ettiklerim varsa takip ettiklerimin ana sayfama düşecek yani şuraya ve benim postlarım düşecek yani normalde de öyle olmaz mesela şimdi Bedirhan'ın post paylaştığında ne olacak? Gelecek takip ettiği için Bedirhan'a Emir'in ana sayfasına düşecek. Şu an bunun hapisini yazıyoruz ki hemen frontend tarafında da kullanabilelim. Şimdi timeline dedik. İçerisinde bir try oluşturacağız yine her zamanki gibi. Bunun için şimdiki kullanıcıyı ve diğer kullanıcıların hepsini bulmamız gerekiyor. Nasıl yani? const diyeceğiz. Current user diyeceğiz. Eşittir. Evet. User modelimizi yukarı o yüzden eklememiz gerekiyor. Şimdiye kadar biz user'ı niye ekledik ki biz posta çalışacaktık diyen arkadaşlar varsa. Şimdi user'ın içerisinden biz bulmamız gerektiği için. O yüzden. Evet user'a geleceğiz. User'ın içerisinden. Find by id ile Rec params. Params neydi? Slash id değil mi? O yüzden user id. Gelen user id'yi al. Sonra cons user posts. Tüm postları tamam mı? Burada tüm postları bulacağız. Evet post nokta find. Evet diyeceğiz ki user id eşittir current user nokta slash şey alt dire, id. Bu alter ID ne oluyor? Şurada bakın bizim Mongo MongoDB'mizde ne var? Şöyle bir ID'miz düz ID olarak değil. Şey olarak var. Şöyle yapayım. Şurayı daha rahat görürüz. Evet. ID'miz bu şekilde. Alter ID diye geçiyor. O yüzden biz geliyoruz. Ne yapıyoruz? Bulduğumuz kullanıcının alter ID'sini user ID olarak veriyoruz burada. Okey. Sonra şimdi de ne yapacağız? Arkadaşlarımızın postlarını bulmamız gerekiyor. Yani takip ettiklerimizin postlarını. Ona da diyeceğiz ki friend post await promise al diyerek tüm detayları içerdikten sonra bulmasını isteyeceğimiz için promise al diyoruz. current user nokta followings diyeceğiz map diyeceğiz. Evet içerisine girip friend id diyeceğiz. O da eşittir. Return ettireceğiz burada. Return'den sonra post'un içerisinde find bul. Neyi bul? User id si eşittir friend id olanı bul. Evet bu şekilde. Şimdi ne oldu? Biz friend postun içerisinde dediğim gibi ne yaptık? Current user'ın followings yani şurada göstereyim. Takipçilerinin arasında tamam mı? Bu takipçilerin arasından ne yapacağız? Bulacağız. Takip ettiklerini pardon. Bu takip ettikleriydi followings. Geleceğiz followings'e bakacağız. Şu an takip ettikleri ve takipçileri yok. Şimdi onları ayarlayacağız tamam mı? Ne olur? Biri takip ederse Mesela Emir'in bir tane followings'i var. Yani bir kişiyi takip ediyor. Kimi? Bedirhan'ı. O yüzden geldik biz orada. Ne dedik? Dedik ki Emir'in takip ettiklerinin içerisinden bul. Her bir ID. Bedirhan'ın ID'si var orada mesela. O ID'yi ne yaptı? Geldi user ID olarak gönderdi. Postun içerisinden buldu o postu. Sonra geldi bunu friend postun içerisine attı. Okey bu kadar. Sonra rest.status 200 nokta dedik json'a burada ne göndereceğiz? user posts nokta connect -con metodu ile birleştirmemiz gerekiyor. Neyi? Friend postun içerisindeki ne kadar kullanıcı varsa, ID varsa hepsini ne yaptık? Birleştirdik ve JSON'da gönderdik. Yani tüm postları gönderecek. O yüzden geldik. Bir takip işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. User'ın içerisinde biz follow bir user demişiz, tamam mı? Şimdi geleceğiz mesela id'den göndereceğimiz bir değer. Bir değer id'den gönderiyorduk. Follow'da Bir değer ise Nereden Şu User id Göndereceğiz. Bunu takip et dediğimiz zaman user has been followed dediği takip ettiğini söyledi. Apply diyeceğiz. Sonra geleceğiz followingse evet Bakın followingse şu anda yani bedran bir takip ettiği var. Emine takip ediyor. Şu an eminim de bir tane takipçisi var şimdi baktığımız zaman kim post paylaşmıştı bu 05 ay değil olan kimdi bakalım Pardon 05 ay değil 100 lira diye bakacağız oradan 100 liraydı 55 Tamam. 55'e baktığımız zaman eminin bir tane postu almış bir de Bedirhan'ın postu olsun tamam mı Bedirhan'a da gelelim burada bir tane post oluşturalım User id dedik. Bak ah, create a post. Tamam. Ne diyelim? Bedo postu diyelim şöyle. Likes'ı silelim. Likes göndermiyorum çünkü likes da ilgili de şey göndereceğiz. Şunu bir attık. Evet şu an Bado'nun da postu oluştu mesela. Şimdi geldiğimiz zaman bir tane Bedon'un ID'si, bir tane Emin'in ID'si. Bu Bedon'un, şey bu Emin'in, bu da Bedon'un. Evet, iki tane. Şimdi ben gelip kim kimi takip ediyordum? Hemen ona geri bak bakıyorum. istiyorum. Followings olan kimdi? Burada Bedirhan'dı değil mi? Şimdi Bedirhan'ın ben ID'sini timeline'da şu yazdığımız router'da ne yapmam gerekiyor? Bulmam gerekiyor. User ID'yi ver diyor sadece. Ben de geleceğim. tabii bunu Şimdi duplicate edelim. Get timeline all timeline time timeline time, time get timeline post. Evet. Bu şekilde verdik. Tamam mı? Timeline post dedik. Sonrasında ne olacak? Bunu kaydettik. Buraya ise postun timeline yazacağız. Ve buraya da user id vereceğiz. Kimin ailesini verecektik? Bedirhan takip ettiği için Bedirhan ailesini vereceğiz. Şimdi ne olacak? Hem Bedirhan'ın kendi postu hem de Emir'in postunu görmüş olacağız. Burada Bedirhan'ın id'sini verelim. Get dedik. Gönder dedik. Evet. Set status 200. 200 kodumu geldi. Ne oldu? Bu Bedo postuydu. Bedo'nun postu geldi. Bu bir deneme postuydu. Bu da Emin'in gönderdiği postu. İkisi de geldi. Yani timeline'da artık ben Takip ettiğimin postlarını görebiliyorum. Güzel. Eğer burayı anlamadıysanız tekrar dinleyebilirsiniz arkadaşlar veya yorum kısmını anlamadığınız kısmı yazarsanız orada da elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım veya diğer arkadaşlar da ellerine geldiğince anlatmaya çalışır. Şimdi bir tane de şey diyeceğiz. Profilimiz için mesela ne oldu? Emin geldi, girdi. Burada sadece Emin'in postları olması gerekiyor. Yani Bedon'un postuna gerek yok. Takip ettiklerinin postuna gerek yok burada. Sadece Emir'in postları olması gerekiyor. O yüzden profilim için bir tane ne yazacağım? Get users all post diyeceğim. Tamam mı? Bunun aynısını getireceğim. Profil sayfam için yazmış olacağım bu postu. Kodu diyeceğim ki buraya profil içerisinden username'ine göre bulacağız. Tamam mı? Username'ine göre bulacağız burada. User ID'sine göre bulmayacağız. Sonrasında şöyle yapacağız. Aslında bu kadar koda gerek yok. Try catch blue dursun. Şimdi şu Restatus status 200 dursun. Tamam mı? Şimdi const user diyeceğiz öncelikle. buradan find one username ile ilgili username'ini aratıp ne yapacağız? Bulacağız içerisinden. O yüzden await diyeceğiz. Asenkron bir yapım user nokta find one bir tane username'i bulmamız gerekiyor. Username nereden gelen username rec nokta params nokta username yani ben parametreye username yazdığım zaman ne olacak gelecek burada profil slash username yazacak bakın buradaki gibi aynı profilime geldim profil slash emin basmayan username'inin burada bilgilerini almış bu şekilde düşünün. Ne yapacağım bundan sonrasında gelip bir de postumu oluşturacağım tamam mı? Const postumu çağıracağım hangi posta await postun içerisinde find dersem tüm hepsini bulur arkadaşlar ne kadar post varsa o yüzden user id'si eşittir user nokta dedik yani burada ne demek istedik şimdi post dedik burası yanlış oldu sanırsam await dememişiz şuraya await Burada dedik ki öncelikle user'ı bulmamız gerekiyordu. Ne yaptık? Gittik find one diyerek username'i eşittir dedik rec.params.username yani benim parametreden gönderdiğim şu emin basbeğen ismini alacak gelecek username'in içerisine atacak ve bunu find one ile bulacak yani user name içerisinde bulacak bunu aradı user içerisinde ne vardı bizim user'ımızın bilgilerinde şöyle baktığımız zaman bakın user name'i vardı gitti bunu aradı Bedirhan'la eşleşmedi geldi emini buldu tam emini buldu şu an sonra post içerisinde dedi ki bu eminin id'si burada zaten bulmuştu id'si var burada nerede id'si evet bu id'yi al dedi tamam buldum bu user içerisindeki id'yi al Postun user id'sine yapıştır. Postun user id'si burada. Eğer bak buraya bak. Bunun eşleşiyorsa bunu al aşağı gel. Bunun eşleşiyor mu? Yok bu bedonun id'si. O yüzden user id eşleşmediği için onu almayacak. Bu şekilde. Sonra da ne yapacak? Burada da bulduğum tüm postları. Hatta bunu post diye değiştirelim. Çünkü birden fazla post bulduğu için orada çoğul yapalım. Burada postu da çağırdığımda bana geriye döndersin. Okey, şimdi gireceğim. Bunu duplicate edelim. Etmiyor. Neden etmiyor? Hmm. Duplicate dedik. Şöyle ayarladık şunu da şöyle. Büyüttük. Sonrasında. Bu timeline ismini değiştirmem gerekiyor. Diyeceğim ki. Bu neydi? Get Users All Post bunu alacağız buradan. Evet, bunu bu şekilde yapıştırdık. Bunun şey neydi? Profil yüz örneğimdi. hemen geldik bunu postun içerisinden, profil içerisinden yüz örneği. Mesela yüz örneğimi neydi? Ben gidip kiminki ki? Bedonun ki var, Eminin ki var. Emin bas beğeni almak istiyorum. Evet, Emin bas beğeni bana işte e, bilgilerini getirmesini istiyorum şu anda get dedim Evet baktığımız zaman emin bas kaç tane bir tane postu var şimdi yeni bir tane post oluşturursak o da gelir bu şekilde mesela onun da id'sini verelim gelelim yeni bir tane oluşturmak istediğimiz için 100 lira bunu veriyoruz sonra emin postu diyelim yenileyelim. Evet tekrardan gelip bakın burada bir tane vardı. Şimdi profilimde ikinci postumda bu şekilde gelmiş oldu. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Like ve dislike olayını gerçekleştirdikten sonra post mevzumuz bitecek. Evet like and dislike a post diyeceğiz. Bir posta like ve dislike atmayı göstereceğiz. Bunu alalım buradan kopyalayalım. Put işlemi gerçekleştireceğiz. Sonrasında ID ve Like'a devam edeceğiz. Buraya da Like. Yani ID'sinden gelen Like diye devam edeceğiz. Şimdi şu ikisini silelim. Statüsümüz 200 olan kodumuz kalsın. const post diyeceğiz. Öncelikle postu bulmamız gerekiyor. O postu da post modelimin içerisinden find by id aynen find by id ile rec nokta params nokta id okay. sonra if parametreden gelen id tamam post nokta likes nokta includes includes niye çıkmadı aynen includes eğer kapattım. Rek nokta, badiden gelen user ID ise ve true ise içerisine girdik. Yani eğer bu ID varsa, yani daha önce beğendiyse ne yapacak Bir daha tıkladığımız zaman aynı endpoint'e istek attığımızda ne olacak? Bu sefer beğeniyi kaldırma işlemini gerçekleştireceğiz. Yani bir body'den de user id göndermemiz gerekiyor aynı zamanda. Bir de bu parametre olarak da id'yi buradan göndermemiz gerekiyor. Şimdi post likes dedik. Await ile diyeceğiz ki post nokta update one neyin update one diyeceğiz. Geleceğiz burada diyeceğiz ki pull likes rank nokta body nokta user id okay sonrasında ise ne yapacağız şu rest status 200'ü göndereceğiz else diyeceğiz bu sefer else ise gelip await post nokta update one yani aslında bunun aynısını kopyalayacağız. Tamam mı? Bu sefer içerisine atacağız push ile. Yine likes'ın içerisinde reg.body.userid diyeceğiz. Şurada rest status'ın içerisinde post yazmayacaktık. Burada diyeceğiz ki the post has been unliked olacak. Çünkü beğeni kaldırmış olacağız. Burada yine bir status kod göndereceğiz. Burada da like diyeceğiz. Tamam mı? Şimdi tekrardan anlatacağım zaten üstünden geçeceğim. Şuradaki restatüsü statüsü siliyoruz en alttakini. Evet. Bu şekilde de yağmış olduk. Şimdi bu olay ne? Hemen göstereyim. Şimdi bizim postlarımızda ne var? Like'larda bunda bir tane varmış. Çünkü onu biz kendi elimizde attık. O yüzden şunu bir silelim. Tamam mı? ile sildik. Şimdi geldik ne var? İki tane bu bedonun postu bu Emin'in postu. İki tane burada post var. Şimdi mesela Emin gelip bedonun postunu beğenmek istiyor. Ne yapacak? Burada yazdığımız şekilde yapacak tamam mı? Öncelikle parametreden bir id gönderecek. Tamam mı? Bu id ne olacak? Postun id'si yani beğenmek istediği post. Beğenmek istediği post nerede? Bak biz post bölümündeyiz. Burada beğenmek istediği post. Şöyle biraz daha yakınlaştırsak daha rahat göreceksiniz büyük ihtimal. Keşke dersin başından beri yakınlaştırsaydık. Neyse. Şimdi burada ne var? Post e, ID'si var. Bu ID'ye geldik. Ne yapacağız? Buraya post'un içerisine bir tane add at request atacağız. Diyeceğiz ki like, unlike. Evet. Ya da dislike. Şimdi geleceğiz. Öncelikle buradakini kopyalayacağız. Burada biz ne demiştik? Önce ID sonra like vereceğiz. O yüzden geleceğiz önce ID vereceğiz. Hangi postumuzun ID'sini veriyorduk? Buradaki postumuzun ID'sini veriyorduk. Sonra da like diyeceğiz, tamam mı? Bir de body'den user ID göndermemiz gerekiyor. Kim bunu beğeniyorsa user ID'yi göndereceğiz. Bu da Kimin ailesi olacak? Burada Emin'in ailesini, user ailesini göndereceğiz. Ve burada get değil tabii ki hangisini kullandık? Put'u kullandık. Put'a geleceğiz diyeceğiz ki hadi bakalım yap. Evet dedi post has been liked dedi. Şu an içerisinde tamam mı? Bu postun like'ları boş olduğu için ne yaptı? Gitti dedi. Apply diyeceğiz. Tekrardan baktığımızda evet şu an bunu aldığını görüyoruz. Şimdi tekrardan ben aynı şekilde istek atarsam ne olacak? Burada ne demiştik? Include eğer body'nin user ID'si. Burada Bedron'un şey Emin'in ailesini ekledi buraya bakın. 55 sonu. Burada da bak user ID 55. Görüldüğü gibi. Şimdi yine eğer dedik ki burada eğer ID'si içeriyorsa like'ların içerisinde, şunun içerisinde içeriyorsa geri içerisine bunu çıkar. Bunun içerisine sil dedik. Eğer else eğer içermiyorsa o zaman içerisine sen girip ne yapacaksın? Bu ID'yi atacaksın. Bu şekilde. Mesela şimdi apply diyelim. Tekrar güncelleyelim. Bakın bu şekilde ya. Bakın tekrardan hiç değiştirmiyorum. Aynı şekilde yapıyorum. Ne oldu? Has been unlike dedi. Çünkü beğeniyi kaldırdı. Bunu neden yaptı? İçerisine girdi baktı. Emin'in ID'si var. O zaman dedi ki varsa ne yapıyorduk? Bunu pull ile çıkartıyorduk. Apply dedik. Bakın gitti. Şimdi biz tekrardan gönderirsek ne olacak bu sefer tekrardan beğeni gelecek. Şimdi bu sefer ID Bedran kendi postunu beğenemedi. Beğenebilir. O zaman ne yapacağız? Aynı posta burada user ID Bedran'ın user ID'sini göndereceğiz. Bu sefer iki tane ID olmuş olacak. Bakın bir iki. Eğer bir tekrar gönderirsem ne olacak? Bedonun ailesi buradan silinecek. Bu şekilde. Evet post işlemlerimiz bu şekildeydi. Gayet güzel bir şekilde işledik. Umarım açıklayıcı olmuştur. Şimdi mesaj kısmında mesaj conversation ve mesaj e, modellerimizi oluşturup onun içerisinde de mesajlarımızı yazacağız arkadaşlar. Chat kısmımızı öncesinde modelini oluşturmamız gerekiyor. Şimdi iki tane model oluşturacağız bunun için. Bir Birinci modelimizde ne olacak? Conversation yani yazış iki kişinin yazışmasını orada hani oluşturduğumuz bir yapı. İkincisinde ise mesajların tutulduğu yer olacak. Yani Emin'le Bedo eğer mesajlaşmaya başladıysa bu iki ID'yi tutacak conversation'da. İkinci açacağımız mesajda ise bu mesajların içeriği ne olacak? Onunla ilgili bir model olacak. Tabi bunu da şimdi yaparken daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bir tane model oluşturacağız. Conversation diye .js diyeceğiz. Buradan gelip post'un hepsini kopyalayıp içerisine yazabilirsiniz veya siz tek tek de yazabilirsiniz. Conversation'ımızın içerisinde ne olacak? Tabii bunlar olmayacak. Bunların hepsini sileceğiz. Bir tane members olacak üyelerimizin olduğu. Type bunun array olacak. Tamam mı? Şimdi type array oldum. Bu post schema değil tabii ki. Conversation Conversation schema dedik. Buraya da geldik. Bu şekilde buna da conversation. Evet. Şimdi members'ı ne yaptık? Type'ı array olarak belirttik. Tamam mı? Hatta Evet, members'ın içerisinde bu şekilde oluşturacak direkt doğru. Bakalım burada yanlış yazdığım bir şey var mı? New Mongo Sigma tamamdır. Bu bu şekilde oluşturacak. Bir de tabi önce gelip bunun bir şeyini oluşturalım. rotun oluşturalım. Geleceğiz. Conversation nokta GS diyeceğiz. Bunun router'ını oluşturacağız burada. Geleceğiz posttan şu buradan değil buradan değil şu posttan şu üçünü alalım bir hangileri lazım bize router lazım postun yerine ne yazacağız conversation yazacağız neredeki conversation'daki modeldeki conversation okey sonra new conversation tamam mı oluşturacağız ne diyeceğiz burada Gelip buradan yine postumuz içerisinden bir tane yapımızı alalım. Bu ne olacak? Post olacak. Okey. Tamam. Rec response hatta kafanızın karışmaması için şunu siliyorum. Bunu da siliyorum. Şöyle burada rest status 200 dönecek. Burası şu an boş dönsün. Bir de hatamız bu. Şimdi try cage'in içerisinde yine yazacağız. Tabii öncesinde geleceğiz. Diyeceğiz ki const new conversation eşittir. New conversation şu yukarıdaki conversation alacağız. Yani burada yeni bir tane model oluşturuyoruz. Modelin içerisindeki yapıyla birlikte içerisinde members oluşturmuştuk. Onun içerisine diyeceğiz ki Rect. Body. olacak içerisinde bir tane ve bir de Rect. Body. id olacak. Evet bu şekilde. Sonrasında sıraya geleceğiz. Diyeceğiz i̇şte, ki cons save conversation eşittir await evet. new conversation nokta save. Evet bu şekilde. Bunu kaydettik. Ne yapacağız bunu? Buraya da göndereceğiz. Yani yeni oluşturduğumuz conversation'ı ikili konuşmayın tutulduğu üyeler kısmını burada ne yapacağız? Göndereceğiz. Şimdi bunu nasıl deneyeceğiz? Tabii ki bunu server'ımıza atmamız gerekiyor. Tamam mı? Server'ımıza nasıl atacağız bunu? Conversation'ımızın içerisine gireceğiz. Şöyle bunu aşağı kopyalayacağız. Pardon server'ımızın içerisine girip conversation roots diyeceğiz. Geleceğiz. Bu da conversation diyecek. Tamam. Şu an bir hata almadık. Bunu ee, e, bunu aslında export etmedik biz. Bunu export etmemiz gerekiyor. Bakın bunları export etmiştik. Bunu da export edelim. Hı. Tamam. Server'a tekrar gittiğimiz zaman conversation'ı çağırdık ama kullanmadık. Büyük ihtimal o yüzden hata vermemiş olabilir. Şimdi Conversation'ı nerede kullanacağım? Geleceğim burada. Kullanacağım. Diyeceğim ki conversation conversation roots. Okey. Hatta şuna s de ekleyelim. Bunları eklemişiz. Sonrasında ne yapacağız? Deneyeceğiz. Tamam mı? Geldik. Yeni bir tane post açacağız. Buraya diyeceğiz ki post demişim user dedik. Buraya bir tane folder açacağız. Ve folder'ımız ismi conversation olacak. Conversation. Conversation dedikten sonra içerisine bir tane add request diyeceğiz ve request'imizi atacağız. Şunu aynısını al buraya getir. Bu ne olacaktı? Conversation. yani Conversations olacaktı. Conversations ne demek diyenler için birçok anlamı var. Sohbet, görüşme, söyleşi gibi. Ama biz burada neyi kullanıyoruz? Genelde işte konuşma, sohbet gibi bir şey oluyor. Conversation. Tamam mı? Yani bizde bir tane konuşma oluşturmamız gerekiyor. O yüzden bu isimlendirmeyi yaptık. Sonrasında ne yapacağız? Geleceğiz şuraya. Evet conversation'ımızı yazdık. Bizden ne istiyordu? Hemen bakacağız ne yazmışız diye. Bir tane e, sender id istiyor. Bir tane de receiver id istiyor. Tamam mı? Receiver. Aynen bu şekilde yazıyordu sanırsam. Receiver id istiyor. Re receiver. Şurada. Evet bu şekilde yazması gerekiyor. Receiver. Siz de düzeltebilirsiniz. Yani bir gönderen bir de karşılayan şeklinde. Sender ID'ye fark etmez buradan verebiliriz. Buddy'ye geleceğiz, Rav'a geleceğiz, Jason'a geleceğiz ve buraya diyeceğiz ki Burada ne istemişti? Bir tane Sender ID değil mi? Sender ID kim olsun? Mesela gönderici bedda olsun. User'dan Gönderici bedda oldu. Bir de Receiver var, Değil mi? Bunu da alacağız burada. Şöyle yaparken ikinciyi de alacağız buraya. Bu şekilde ekleyeceğiz. Post diyeceğiz. Kaydedeceğiz. Göndereceğiz. Evet. Status ok dedik. Bu şekilde bakın. Bizim burada da ne olacak? Hemen oluşturduğumuz collection'ımızda alanımız gelecek. Conversation diye geldi. Members var içerisinde sadece. Evet. Array'lerimiz de bu şekilde gelmiş oldu arkadaşlar. Sonra ben bunun bir tanesini e, çağırmak istiyorum konversiyonu. Onu da geleceğiz diyeceğiz ki e, Get a Conversation Of a user diyeceğiz. Bunun da Aynı şekilde yukarıdakinden kopyalayacağız. Burada get kullanacağız. bununki user id gelmesi gerekiyor. Tamam mı? Sonra bunu sil. Şunu Sil. Şuraya gel. De ki konc conversation hatta şunu al şu şekilde tamam mı bunu aldık yukarıdakini gelip buraya yapıştırdık. Bu başlığımız şeyimiz değişken adımız conversation olacak sadece. Yanında ise conversation members var ya buraya kadar sıkıntı yok. Şimdi bunu sileceğiz. Diyeceğiz ki in dolar in diyeceğiz içerisine girip rec nokta params nokta user tamam içerisindekini bulacak sonra hepsini geri döndürecek bize conversation'ımıza get a conversation of a user dedik bunu da duplicate edelim gelelim buraya pardon buraya değil şuraya yazmamız gerekiyor bu get olacak conversation içerisinde user id istiyordu ben de gelip Burada kimin ailesini vereyim mesela. İşte Bedon'un ailesini veya Emir'in ailesini verebiliriz. Ha bizden burada ne istiyordu? Conversation user ID istiyor aynen. Bir saniye rek Params user ID. Okey tamam. User ID istiyor. Gel, geliyorum ben user ID'yi burada veriyorum. Get diyorum. Hoppala ne oldu? Burada bana members dedi ve buradaki conversation'un içeriğini buldu. Güzel. Sonra iki kişinin e, bulmak istiyorsam ne yapacağım? İki tane bir e, gönderici ve bir de karşılayıcı olan receiver ve işte sender id'leri geleceğiz burada. Çağıracağız. Yine get diyeceğiz. User id olmayacak bu. Tamam önce bir find olacak. Sonra içerisinde first user id olacak. Bir slash daha second second user id evet find first user id second user id dedik sonrasında şimdi buradaki try da yine aynı şekilde conversation diyeceğiz Yine burada new conversation oluşturacak ama bizim burada sanki şuradaki evet'i yazmamışız. Tekrar denersek evet yine aynısını bulur. Eveti neden yazmadık? Dın dın dın. Tam sıkıntı olmadı. Tabi hepsinde böyle olmuyor. Sonrasında conversationın evetini yazacağız buraya. New conversation aslında şurada da. Dın dın dın. Evet. Dememiz lazımdı sanki. Bir conversation silelim. Tekrar oluşturalım. Bakalım. Hatalı oluşuyor mu? New conversation. Şöyle bunun başlığını değiştirelim. Ne oldu ya bu? Bismillah. Conversation. Hı. Yeni oluşturacağız. Evet, oluşturdu. Refresh diyeceğiz bir conversationım gelsin. Evet, bu şekilde. Sonra ne yapacağız? Ailesinden bulmaya çalışıyorduk. Evet dedik. Conversation dedik. New Conversation demeyeceğiz tabii ki de. Burada Find One diyeceğiz. Find One. Hm. İçerisinde bulmak için Members dedik. Burası All olacak arkadaşlar. Sonrasında iki tane parametre göndereceğiz. Birincisi First User. Yani şu. Bunun aynısını buradan kopyalayacağız. Tamam mı? Aynısını buradan kopyalayacağız. İçerisine virgül deyip bir de second user'ı alacak bizim için. Evet bunu aldı. Members conversation içerisine attı. Sonra bu conversation da buraya gönderdi. Evet get a conversation of a user değil tabii ki bu ne olacak? Get conversation includes diyeceğiz içeriyorsa kaç tane 2 tane kullanıcının yani iki kullanıcının konuştuğu conversation'ı bize getirecek. Geldik. New conversation get get a conversation a user dedik. Sonra bir tane yeni bir request atacağız. Burada da şunu kopyalayalım. Açıklama kısmına onu yazalım. Evet. Get kısmına da geleceğiz. Bunu yazacağız. Sonrasında ne istiyordu bizden? Bir find istiyordu. Conversation'dan sonra find diyeceğiz. Birinci first id göndermemiz gerekiyor. Onu da mesela buradan gönderebiliriz. Bedon'un id'si ve Emin'in id'si. Get diyeceğiz. Evet. Ne oldu? Bakın conversation'ımızı buldu. Bunlar ayrı bir conversation oluştursa başka bir tane. Tekrar ben bunu çağırsam yine görüldüğü gibi hemen ilkini buldu. Baktığımızda da evet. Şu an tekrardan üçüncüyü oluştursak üç tane ayrı bir konuşma oluşturduk. Yine ben bunları çağırsam Yine ne oldu? Aynı conversation'ı buldu. Aslında burada ayrı bir sorgu yazabiliriz. Herkes bir tane konuşma oluşturabilir. Birden fazla konuşma oluşturamaz. Bir konuşma oluşturur. içerisinde mesajlaştır diye. Ama bunlar ileri düzey. E, sorgular değil aslında. Yani de buna zaman kaybetmeye gerek yok. Bunları siz de yapabilirsiniz. If else yani aslında mevzu. Bu şekilde conversation işlemimizi gerçekleştirdik. Şimdi de mesaj bölümüne geçeceğiz. Yeni bir tane Hatta gel şunu jtcjtcv diye kopyala. Kopyaladığımızın içerisine name mesaj diyeceğiz. Evet, mesaj dedikten sonra içerisine burası aynı, burası sadece Mesaj olacak. Bu mesaj ismini kopyalayacağım. Buraya yapıştıracağım. Bir de geleceğim, buraya yapıştıracağım. Evet. Sonra bunun içerisinde ne olacak? Bir tane Conversation ID olacak. Tamam mı? Conversation ID. Type ne bunun? String. Okey. Bir tane göndericimiz olacak mesajımızda. Gönderen. Type string olacak. Ve bir de textimiz olacak type'ı yine string olacak. Evet bu şekilde. Evet zaman damgamızı yapıştırdık buraya. Mesaj modelimizi bu şekilde oluşturmasını istedik. Şimdi geleceğiz diyeceğiz ki yine şu conversation'ı ctrl-c, CTRL, yaparsak buraya kopyalar. Rename diyeceğiz. mesaj, GS diyecek bunun içerisine. Sonra gelip bunun içerisini değiştireceğiz. Tamam mı? Şimdi şunu da değiştirelim de şurada aralık bırakmaya gerek yok. Mesajda bu conversation olmayacak. Mesaj olacak. Modelimizi çağırdığımız zaman mesajın içerisindeki mesajı çağır dedik. Güzel. Şimdi şunları bir şöyle bir silelim. Bana bir tane şekilde hazır yapı kalsın. Try catch bloğum kalsın. Status 200'üm kalsın. Bunu sil. Şunun içi de boş olsun şimdilik. Tamam. Şimdi ben mesajımı yazacağım. Diyeceğim ki yeni mesaj oluşturması için cons new message diyeceğim. New mesajı içerisinde oluştur diyeceğiz. Ne oluştur? Rack'ten gelen, body'den gelen değeri oluştur. Okey. Sonra try diyeceğiz ki cons save message. Dedik await diyeceğiz ve new message ile bunu save edeceğiz. Evet, new mesajla bunu save ettik. Sonrasında rest'te ne yapacağız? Bu mesajımızı göndereceğiz. Yani şimdi body'den hangi değeri gönderirsem gelecek bunun içerisine model yapısını kullanacak ve içerisine buraya kaydedecek. Bakın şurada şu an mesaj diye bir bölümümüz yok. Şimdi tekrardan bakalım. Evet, mesajımızı yaptık. Peki bu hangi endpoint üzerinde çalışacak? Bunun aynısı geleceğiz burada. Mesaj diyeceğiz. Mesaj. Hatta şu conversation root çok uzun olduğu için con diyelim şu şekilde. Bunu da tabi aşağıda değiştirmemiz gerekiyor. Unutmayalım. Çok uzun oldu. Bu da mesaj root oldu. Okey. Şu m küçük olacak tabii ki. Ve bu da mesajı da şuraya yapıştıralım ki doğru yeri bulsun. Sonra mesaj rotumuzu buraya aşağı kopyalayacağız. Mesaj pardon buraya mesaj buraya mesaj rotsu sileceğiz. Evet bu şekilde. Da bunu da export edelim. Tamam export etmişiz zaten. Güzel. Şimdi deneme zamanı. Şimdi bunların hepsini aslında mesajın içerisinde de ayırabilirsiniz ayrı klasör içerisinde ama ben bunun içerisinde yapacağım veya gelip şurada conversation demişiz ya gelip şu şekilde de ayırabilirsiniz messenger şeklinde ben buraya Message diye ayıracağım Kayır, karışmasın diye bunun içerisine bir tane request oluşturacağız Conversation'ı alacağız şunu evet bunu getireceğiz Şimdi bir tane post işlemi olacak çünkü bununla yeni bir tane mesaj oluşturmamız gerekiyor rek gelen body'den gelen hangi değer varsa al onu veri tabanına varsa eğer model üzerinde kaydet demiş. Okey. Geldim body'nin içerisine geldim. Raw'un içerisine JSON'ımı yazacağım şimdi. Evet bize ne istedi? Bizden istediği şeyi modelde görebiliriz. Bir conversation ID ver bana dedi. Tamam mı? Benim conversation ID'lerime bakacağım. Bir tanesini vereceğim. Refresh diyeceğim. Bir sürü conversation ID'im var. Aslında hepsini silebiliriz. Bir tane kalsın sadece. Evet bunu da silelim. Evet conversation ID burada. Tamam bana bir tane conversation ID ver diyor. Verdim. Şimdi onu bulacak tabii ki gidip. Sonrasında bir tane gönderici ID'si vermem gerekiyor. Bakalım mesajımıza. Evet sender'da ne gönderirsen biz burada sender'da ID göndereceğiz. O yüzden tekrardan mesajımıza gidelim ve sender'a Gidelim. Gönderen emin olsun, tamam mı? User. Gönderen eminin ailesini burada göndereceğiz. Bir de ne olacak? Text olacak, mesaj içeriği, tamam mı? Mesela ne diyelim? Selam diyelim. Şimdi postumuz, conversationımız içerisinde değildi. Server'da ne diye ayarlamıştık biz? Root'umuzda aşağı indiğimizde bakın mesaj slash mesaj olarak ayarlamışız. O zaman geleceğiz mesaj diyeceğiz. Gönderdiğimizde hoppala selam işte id'si gönderen id şey bu şey mesajın id'si sender ise gönderen id olarak geldi. Bakın burada mesajla ilgili olayım oluşmuş. Geldiğinde baktığımda buraya kaydetmiş oldum. Güzel. Bir de bir e, mesajı getirmek istersen ben nasıl yapacağım? Geleceğim yine mesajımın içerisinde. Şunları kapat. Sadece mesajı getir. Evet. Get diyeceğiz. Get a message diyelim şöyle. Hı. Şunu alıp yine ne yapacağız? Kopyalayacağız. Burası get olacak. Burada tabii ki conversation id'mize göre yapacağımız için conversation id diyeceğiz. Sonra şurayı sileceğiz. Burayı sileceğiz. Tamam mı? Diyeceğiz ki cons message diyeceğiz. Await yani mesajlar şeklinde bir değişken oluşturup onun içerisine atmamız gerekiyor. Mesajı tabii ki burada mesaj yukarıda bu şekilde zaten almışız. Mesaj nokta find diyeceğiz ve içerisine gireceğiz. Tamam mesajın içerisinde conversation id'sini bulup ne olacak bunu bize getirecek. O yüzden conversation id de buraya iki nokta koymazsak bunu rec params olarak algılamaz. Conversation diyeceğiz rec nokta params nokta conversation id. Evet. Sonra mesajımı getirdikten sonra bunu RESTOTIS JSON formatında bunu geri döndüreceğiz. Evet get olayı da bir mesajı bir conversation'da konuşulan mesajı getirmek de bu kadar kolay. Geleceğiz. Bunu kaydedeceğiz. Bunun ismini yazmamışız. Bu new conversation değil tabii ki de. Evet, mesaj diyeceğiz. Bunun aynısını duplicate edip bu get olacak. Add değil, get olacak. Kopyayı sil. Evet. Yine yani mesajın burada conversation id göndereceğiz. Conversation ID'mizi buradan alabiliriz. Kendi ID'si. Evet. Şimdi get dediğimizde evet, hoppala bana getirdi. Neymiş? Selam. Yazmış tamam mı? Mesela şunu deneyelim. E, e, mesaj demiştik ya sendir. Burada Emin göndermişti. Bir de Bedirhan göndersin. Buradan Bedon'un ailesini alalım. Sendir. Sana da selam desin. Göndersin. Sonra GT mesaj dedikten sonra gönderdiğimizde bakın bir conversation içerisinde kaç tane konuşma varsa sana da selam ve selamı da bu şekilde getirdi. Evet conversation, mesajlaşma, messenger işlemimiz bu kadardı arkadaşlar. Yapmadığımız bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Bir hepsini post işlemini falan yaptık. Evet bu videomuz bu kadardı. Aslında genel olarak API'mizi çıkardık. Sonra diğer videoda full stack videosunda ise Üçüncü videoda ne yapacağız? Frontend ve backend'i birleştireceğiz.